Evet değerli izleyenler, hepinize Kanal Fırat ekranlarından, Miladın Mutfağı'ndan mutlu, huzurlu bir hafta geçirmenizi temenni ediyorum. Elbette ki sağlıklı bir hafta geçirmenizi. Sağlık demişken şu üç kuralımızı hemen hatırlatalım dilerseniz. Neydi şu üç kuralımız? Ne içindi? Covid-19 için özellikle ve diğer hastalıklar için de geçerli artık. Şu hatırlatalım, sonra açıklayalım efendim. Bir, maske. İki, mesafe. Üç, hijyen. Ne olur biraz süre daha riayet edelim. Ne için demiştik? Covid-19, koronavirüs diğer adıyla çok etkili. Şu an için elimizde olan silahların başında geliyor. Ta ki şu aşı, herkes aşı oluncaya, hatta ikinci doz aşılarının oluncaya kadar geçerli kurallarımız. Aşı olduktan sonra gerek kalmayacak mı? Bir süre daha gerek kalacak elbette bu üç kurala. Yine riayet edeceğiz değerli izleyenler diyelim ve haftamıza başlayalım. Bugün pazartesi günlerden ve çok önemli konuklarımız var. Onların başında bugün biliyorsunuz pazartesi günü Şifahanem köşemiz var. Mehmet Şeyh'imiz Çetin Kaya ile birlikte olacağız. İkinci reklam sonrası bölümümüzde. Ama ilk bölümümüzde de bugün daha önce de konuğumuz olmuştu. Çok böyle tatlı bir kızımız var bizlerle. Bengü Demirtaş. Efendim Bengü biliyorsunuz Sezai şefimizin kızı. Evde yemek ondan soruluyor. Pasta, börek, öyle mi? Evet. Bengü hoş geldin. Hoş bulduk. Nasıl gidiyor kızım? İyi gidiyor. Okulu özledin mi? Evet. Çok özledin değil mi? Bayağı. Dersler nasıl bu arada? Çalışkan mısın sen? İyi, evet. Hiç sormadım ben şimdiye kadar babana. Baba diyor tembel diyor baban diyor. Doğru mu söylüyor? Hayır. Yalan mı söylüyor? Babalar yalan söylemez değil mi? Şaka yapmıştır. Evet. Evet. Peki. Şimdi Bengücüm okulu özledin mi derken inşallah bu ikinci dönem açılacak biliyorsun evet. Okullar. Milli Eğitim Bakanlığı ve Bilim Kurulu üyelerinin öngörüsüyle inşallah 15 Şubat'ta yani önümüzdeki pazartesi günü. Sen kaçıncı sınıfsın? 7. 7. 8 ve 12'ler açılacakmış diye biliyorum. Bir de ilkokullar. Bir de ilkokullar var. Ondan sonra da sizlere evet, 1 Mart itibariyle inşallah. Böyle nasıl, neyi özledin okulda? Arkadaşlarımı. Dersler özledin deme inanmam. İnanmam. Arkadaşlarımı özledim. Arkadaşlarını. Öğretmenlerini özledim. Evet. Bazı değil öğretmenlerim. Bayağı seviyordum. Seviyor muyuz öğretmenlerini? Evet. Emin ol, onlar da sizleri özlediler. Tüm öğretmen camiasına buradan da selamlarımızı gönderiyoruz. Eğitim camiasına daha doğrusu. Onlar da öğrencilerini özlediler. Daha önce bir kar yağsa tatil olsa diye çırpınan evet, öğrenci. Hatta öğretmenler. Değil mi? Belli etmeseler de öğretmenler de seviniyor. Değil mi? Ama bu süreçte yaklaşık bir yıldır okullarınızdan uzaksınız. Derslerinizden, arkadaşlarınızdan ve öğretmenlerinizden uzaksınız. Biraz kıymet anlaşıldı sanki. Evet. Değil mi? Anlaşıldı. Peki sen bu süreçte ders çalıştın mı çok? Yani ders çalışma fırsatın oldu mu? Yani canlı dersler Abah çok fazla TV'den, var. TV'den değil mi? Evet, Eba TV'den. Orada, Eba. Canlı dersler bayağı oluyor. Sabah başlıyor, öyle bitiyor, öyle başlıyor, akşam bitiyor. Hı. Yani o yüzden pek şey olmuyor ama ara sıra çalışıyoruz. Eyvallah. Şimdi geçen gelişinde bize bir kek yapmıştın. Zebra kek. Zebra kek. Değil mi? Evet. Bugün ne yapacaksın peki? Muzlu kurabiye. Muzlu kurabiye yapacaksın. Birazdan öğreneceğiz nasıl yapılacağını. Ama bir de babanın yani Sezai şefimizin değil mi? Evet. Menüsü var. Şefim hayırlı günler. Bizim Bengü'yü görünce seni unuttum farkındaysan. Bizim ikinci plana atıldı. Tabii. Evet. Yani. Papucumuz dama. Abi gelecek çocuklarımız. O yüzden önemsiyoruz. Ben çok önemsiyorum çocukları. Her ne kadar iyi eğitirsek geleceğimiz o kadar iyi olacak. Yani aynen, onların geleceği. Onlardan sonraki nesiller. Biz örfümüzü, adetimizi, edebimizi tam anlamıyla yansıtmak zorundayız. Yani bir bayrak yarışıdır. Hatta fazlasına çıkıp daha fazla, evet, biz atalarımızdan gördüğümüzü de öğretmek zorundayız diye düşünüyorum. Yani sürekli bir adım ileri gitmek zorunda. Her evet, yani çok geri kaldık çünkü evet, bazı şeyler. Bayağı geri kaldık, evet. Yani bayrak yarışıdır. Biz bırakacağız, onlar dalmayacak, onlar bırakıp diğerler nesil devam edecek. İşte bu yüzden bu, ebeveynlere çok iş düşüyor. Çok düşer, evet. Yani zaten ben bunu hep söylerim, biliyorsunuz ben bir okulda görev yapıyorum. Önce ebeveyn, eğitim orada başlar, öğretmen tamamlayıcıdır. Çok doğru, doğru. Yani eğer ebeveyn bir eğitim vermezse... Önce evde. Yani evde öğretmen tek başına hiçbir şey yapamaz yani. Doğru, o doğru, tamamlayıcıdır, son noktayı koyar. O zaman işte yeni nesil
gelişerek, bilgilenerek yetişir. İnşallah. Bengü'den gördüğümüz senin de iyi bir eğitimci olduğun, bir ebeveyn olarak. Elimizden geldiğince maşallah, yardımcı olmaya çalışıyoruz. Hem böyle terbiyesiyle kızımız, hem bir de babasını mesleki olarak şu anda icra ediyor. Değil mi baba mesleğini? Ama ileride ne olur? Ya bunu çocuk hobi doktoru olarak yapıyor. Çocuk doktoru olmak istiyorsun? Pedagog. Evet. Değil mi? İnşallah. Yani pediatri doktoru. Değil mi? Öyle mi oluyor? Pedagog değil de. Pediatri. Pediatri. Evet. Tam ismi söyleyemeyebilirim. Afrınarına sığınıyorum. Tabii bilimsel bir isim olabilir. Onu doktor olduktan sonra kendisi söyler. O zaman gelir inşallah programımıza devam ediyor olursa. Biz de tabii yaşıyoruz. Bize söyler. Evet. Yaşıyor olursa. İnşallah. İnşallah. Onların mürüvvetlerini, başarılarını görmek isterim yani. Kim istemez ya. Yani. Şimdi muzlu bir kurabiye. Kurabiye yapacakmış. Evet. Ama bir de asıl şefimiz ne yapacakmış? Şimdi bizim de böyle bir bölgesel bir yemeğimiz. Bir lor dolması yapacağız. Lor dolması. Evet. Yani güzel. Elazığ, Erzurum, Bitlis, Muş, Bingöl, Tuncay bu çevrede yapılan bir yemek. Bu yören. Bu yören. Lor dolması. Evet, bölgesel yemek. Ben yemedim daha önce açık konuşayım. Çok hoş. İnşallah tadacağım. Güzel bir yemek. Eminim sen yaptığına göre güzel olacak. Zaten yani kendisi güzel. Bir de güzel yapınca eyvallah, bu da ekstrası oluyor. Bir de bir kremalı sebze çorbası yapacağız. Kremalı sebze çorbası. Evet. Yani kış sebzesinden. Anladım. Kış sebzelerinden oluşan. Yani bu kabaktır, havuçtur, kerevizdir, patates. Bunlar hep kış sebzesi. Hem şifalı, hem hafif, çok fazla yağlı değil. Yani besleyici. Her şey var içinde. Eyvallah. Şimdi bir malzemeleri görelim. Sonra nasıl yapılacağını evet, şey yapalım. Hep birlikte değerli izleyenler şöyle malzemelerimizi görelim. Hemen ne geliyor bakalım. Evet, lor dolmasıyla başlıyoruz okumaya malzemelerimizi. Lor dolmamızın malzemeleri. 2 deste pazı yaprağımız varmış efendim. 500 gram lor peyniri, 1 su bardağı pilavlık bulgur, 1 çay bardağı zeytinyağı, 100 gram tereyağı, 1 kilogram yoğurt, 4 diş sarımsak ve her zaman olduğu gibi yeterince tuz. Tekrar ediyorum lor dolmamızın malzemelerini. 2 deste pazı yaprağı, 500 gram lor peyniri, 1 su bardağı pilavlık bulgur, 1 çay bardağı zeytinyağı, 100 gram tereyağı, 1 kilogram yoğurt, 1 diş sarımsak ve yeterince tuz. Bir deneyimiz vardı, kremalı sebze çorbamız vardı değerli izleyenler. Kremalı sebze çorbamızın malzemeleri hemen geliyor. 200 mililitre süt. Küçük bir süt kutusu değil mi? Kutu süt. Evet. 200 mililitre krema, 1 çay bardağı zeytinyağı, 50 gram tereyağı, 1 adet kabak, 1 adet patates, 1 adet havuç, 1 adet küçük boy kereviz, 100 gram mısır, 100 gram bezelye, haşlanmış bezelye değil mi? Evet, haşlanmış. Konserve bezelye, tamam. 1 tatlı kaşığı karabiber ve yeterince tuz. Tekrar ediyorum. Kremalı sebze çorbamızın malzemelerini. 200 mililitre süt, 200 mililitre krema, 1 çay bardağı zeytinyağı, 50 gram tereyağı, 1 adet kabak, 1 adet patates, 1 adet havuç, 1 adet küçük boy kereviz, 100 gram mısır, 100 gram bezelye, 1 tatlı kaşığı karabiber ve yeterince tuz. Evet Bengücüğüm. Bir de üçüncü bir menümüz var. Hemen onu o geliyor. Onu da kimden istiyoruz okumasını? Kendi malzemelerini kendisi okusun. Bengü Demirtaş bugünkü ikinci şefimiz. Bengü oku bakalım neymiş? Muzlu kurabiyemizin malzemeleri. Evet. Muzlu kurabiye, 1 yumurta, yarım su bardağı şeker, 100 gram margarin, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya, 1 paket muzlu puding, aldığı kadar un, 1 yumurta, yarım su bardağı şeker, 100 gram margarin, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya, 1 paket muzlu puding, aldığınca un. Bir daha. Yani, iki lafı okuyoruz değil mi hepsini? İki kere tekrarlarız zaten. Tabii bir daha okuyacağım. Öyle mi? Bu üçüncü olacak. Oldu mu iki defa? Tabii iki defa. Anam, yani ben bir sefer okudum zannettim. Hayır iki defa. Eyvallah. Peki. Basımı karıştırıyorum ben üç defa okuyorum. Oldu mu bilmiyorum. Sen zayıf oldu mu? Üç sefer okudun. Yok şimdi defa olmadı. Olmadı değil mi? Ben olmuştur diye yani düşündüm. Tek okudun oldu da. Öyle mi? Tek oldu. Okudun mu? Atladım geçti. Evet ama üç olmadı hiç. İşte
Bir yaştan sonra unutkan oluyorsun yani. Gerçi babanın kadar yaşlı değilim ama. Evet, Bengücüm. Sen de yapacaksın. Ne kadar sürer senin yapacağın? Yani yapması bir 10 dakika sürer, pişmesi de 20 dakika. Öyle mi? Evet. O zaman önce babanla başlayalım. Evet. Çünkü onun bayağı meşakkatli bir yemeği var. Değil mi? Evet, şefim. Evet, biraz uğraştırıcı ama çok lezzetli. Bu arada ben şey yazmadım, soğan yazmadım. Yani soğansız olabiliyor. Fakat ben zaza olduğum tercih için. Tercih. Yani ben zazayım. Biz zazalar biliyorsun aspirinidir. Soğansız olma. Ben soğan kullanıyorum. Kesinlikle. Yani isteyen kullanabilir. Vallahi, kullanmasa zaza, sıkıntı yok. Zazalık alakası yok ama Türk mutfağının olmazsa olmazıdır. Ya bir kere zazanın adı çıkmış 9'a inmezsek dedi ya. Ama soğan gerçekten. Soğansız yemek olmaz. Yani olmaz. Yani, menemende bile soğan olur diye düşünüyorum ben. Ben onu, bazı yapanlar, menemen yapanlar soğan koymayabiliyorlar değil mi? Ben onu tercih etmiyorum. Ben de koymuyorum. Yok, ben de koymam. Kötü oluyor bence. Ben de menemen koymuyorum yani. Aslında koymuyorum. Yani menemen yakışmıyor. Bilmiyorum, o kokusunu sevmiyorum. Menemen de sevmiyorum. Ama mesela şey türlüde mesela o sebzeyi mekanı. Anketlere yapılıyor biliyorsunuz evet. Değil mi? Menemen soğanlı mı olur, soğansız mı olur? Yani turşu limonlu mu olur? Burada üçümüz hemfikiriz yani soğansız evet. Olur. Burada soğansız olur. Eyvallah. Evet şefim. Peki. Şimdi neler yapacaksın? Soğanımızı kavuruyorsun. Şimdi ben soğanı kavuracağım. Arkasından bulguru koyup koyacağım. Ufak hafif bir tuz. Ondan sonra suyunu vereceğim. O bulguru bir nevi haşlayacağım aslında. Yani haşlansa da olur fakat soğanla kavurduğun zaman biraz daha lezzeti artar. Onu biraz soğumaya bıraktıktan sonra pazı yapraklarını suda sıcak suya bandırıp az bir miktarda bir yumuşattıktan sonra. Yumuşatacaksın. Evet, ondan sonra şoklayacağız biraz soğuk suda. Ya pazı demişken biraz bahsedelim. Bugün şefim yani her yerde bulunabilecek diye düşünerek pazı yazmıştı listemize. İnanın bir saatse yakın bir süre pazı aralık Elazığ'da. Ya tercih edilmiyor ya insanlar pazı yemeklerini yapmayı bilmiyorlar. Belki diyelim. Bugünden sonra artık insanlar da tercih eder. İnşallah. Seve. Tabii tarifi alacaklardır. Pazıyı bulmakta zorlanabilirsiniz. Buradan söyleyelim. Bu tip şeyleri bulmakta önemli. Ben özellikle çilek manav öneriyorum bu konularda. Her zaman bulunduruyor. Bugün de bize yardımcı oldular sağ olsunlar. Temin ettiler. Buradan çilek manava özellikle Murat Bey'e çok edeceğim, teşekkür evet. ediyoruz. Bulunmayabiliniyor onu diyeyim. Değil mi? Evet şefim. Ya o pilav tarzı bulgur yaptıktan sonra pazı bir iç yapıyorsun. Evet iç yapıyoruz. Nasıl pazı haşlayıp şoklayacağız soğuk suda. Yoksa çok çabuk eziliyor. Ondan sonra bu pilavımıza lor peynirini karıştırıp normal bir yaprak sarma gibi saracağız. Lorlu, pilavlı, içli. Evet, olacak. İçli. Çok güzel. Yaprak sarma gibi saracağız. Ondan sonra fırınlayacağız. Bu tencerede yapanlar var ama fırında daha güzel oluyor. Güzel oluyor. Göreceğiz, salacağız. Fırından çıkarttan sonra sarımsaklı yoğurt üzerine de tereyağı sarayacağız. Evet. Çok da lezzetli bir yemek oluyor. Hem İnşallah güzel bir yemek olacak. Tadacağız. Çorbayı da ikinci bölümde yaparız. Onu yaptıktan sonra ikinci bölüm artık çorbaya başlayacağız. Çorbaya sonra başlayacağız. Sonra başlayacağız. Bengül, sen ne yapacaksın peki? Nasıl bir şey oldu? Nasıl bir kurabiye? Muzlu bir kurabiye yapacaksın. Evet. Üzerinde şekerlemeyle süsleyeceğiz. Peki üzerine muz da koyabilirdik ya. Olur muydu öyle? Muz aldırtmadın bize. Bence hayır. Koyulmaz mı? Kurabiye değil mi? Pasta evet. Değil. Pasta olsaydı koyulurdu. Seni bir denemek istedim. Yani. Peki Bengül. Şimdi baban yaparken biraz sohbet ederim seninle. Olur. İleride ne olmak istiyorsun? Çocuk doktoru. Değil mi? Evet. Şimdi bu yani bir araştırdın mı çocuk doktoru ne yapar? Yani neye göre bu mesleği seçtin onu öğrenmek istiyorum. Şimdi bilinçli mi seçiyor çocuklarımız? Kafamdaki şey o. Yorumlarınızı da bekliyorum bu anlamda. Bizim zamanımızda doktor olacağım, avukat olacağım, hakim olacağım. Değil mi? Vardı o. Değil. Ama biz araştırmadan körü yani. Körüne itibar gören meslekler olduğu için seçerdik bunu kafamızda çocukken sorardık. Şimdiki gençlik ya da çocuklar daha bilinçli gibi geliyor bana. Evet. Yani yapacağı mesleği maddi açıdan tartıyor. Anlatabildim mi? Manevi açıdan tartıyor. Sevip sevmediğini. Daha bilinçli. Yani bizim neslimize göre bu çocuklar daha böyle hani derler ya gözü açık doğuyor. Biz o kadar gözü açık değildik açık söyleyeyim. Ortaokula yeni başlamışız. Öğretmen sordu işte sırayla kim ne olmak istiyor. Herkes bir şeyler söyledi. Ali isimli bir arkadaşımız vardı. Hocam dedi ben kaldırım mühendisi olmak istiyorum. Evet.
Peki dedi, kadın mühendisliği ne iş yapar? Vallahi bilmiyorum dedi. Ha işte bu. Evet. Yani bizim zamanımızda o kadar bilinçli değildik. Bunu itiraf edelim. Yani bizim kuşağımız bunu rahatlıkla söyleyebilir. Doktor olacağım, avukat olacağım, mühendis olacağım. Bu kadar. Kızlar belki biraz öğretmen olacağım diyenler vardı zamanımızda. Şu anda da var benim. Şu anda da var ama bilinçli olarak söylüyorlar bunu. Evet. Anlatabildim mi? Özellikle İngilizce öğretmenliği çok yöneliyor. Matematik. Değil mi? Bak işte branş. Bir de branş söylüyorlar. Biz sadece öğretmen olmak istiyorduk. Peki sen çocuk doktoru neden olmak istiyorsun? Çünkü böyle küçükler, bebekler, çocuklar çok seviyorum onları. Çocuğu sevdiğin için. Evet. Ama zor bir meslek. Biraz. Değil mi? Meşakkatli bir meslek. Sabır istiyor birazcık da. Tabii. Yani bir de hani çocuk her zaman sevimli bir şekilde gelmiyor doktora. Değil mi? Gelmiyor. Hasta olup da geliyor genelde. Yani bilinçli aileleri elbette kontrollerine gelirken evet. Sevimli getirebilirler ama bizim toplumumuz için pek genelleme yok. Olarak öyle değil. Hasta olunca çocuk doktoruna gidiliyor. Olsun yani. Yine de severim evet. Diyorsun. Kendimi o mesleğe adarım diyorsun. Evet. Peki bunun için nasıl bir başarı gerekiyor sınavlarda biliyor musun? Yani evet fen ve matematik üzerine. Gerçi 7. sınıfsın daha erken evet. Ama. Yani çalışmak gerekiyor bayağı. Temelini de oluşturmak evet. Gerekiyor. Değil mi? Özellikle matematik altyapısı. Çünkü sayısal tercih. Benim iyi matematik idare ediyor. İşte o yüzden matematiğini biraz geliştirmen lazım. Yol yakınken. Yani henüz erken. Daha erken. Niye erken derken? Yapabilmen için erken. Özellikle matematiğini geliştirmen gerekiyor diye düşünüyorum. Ya aslında hiçbir şey için geç değil bence. Tabii ki. Her yaştan sonra başlayalım. Ama zor olur ileride. Evet. Şimdiden yapmaya başlasan, ona hazırlanmaya başlasan, değil mi? Daha iyi olur. Matematik altyapını oluştursan, çok daha rahat edersin sınava, çok daha farklı girersin diye düşünüyorum. Değil mi? Evet. Evet, peki. Sefim nasıl gidiyor? Ulgurunu da kavurdun. Ulgur tamam, suyunu verdim, kapağını kapattın. Evet. Şimdi pazları alacaksın. Pazları haşlayacağız ve şoklayacağız. Dorumuz hazır. O dorumuz zaten bezeli haşlamış, mısır haşlamış. Diğer malzeme doğrandı. O da hazır, o çorba malzemesi tamamen. Bunu sadece sarıp fırınlayacağız yani. Ama bunu şokladıktan sonra. Bu arada ben bir tepsime böyle bir soğuk su koyacağım. Hazır bulunacağım. Buradan pazıyı sıcak suya çıkarttıktan sonra direkt soğuk suya. Bir şoklama yapacağız. Evet, bir şoklama yapacağız. Eyvallah. Çünkü yoksa ezdirebilir yani. Evet, şöyle mesajlarımız da var değerli izleyenler. Şu mesajlarımıza da bir bakalım neler gelmiş. Efendim, selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Hayırlı huzurlu hafta başı dilerim demiş Milat Hocam. Kolay gelsin. Öncelikle geçmiş olan doğum gününüzü kutlu olsun. Nice yıllar dilerim. Şeflerimize selam ederim. Kolay gelsin. Sevgi ve saygılarımla Allah'a emanet olun. İl Başkanı Mehmet Özçelik. Aleyküm selam. Mehmet Bey'e selam gönderiyorum. Ve bir açıklama gereği duyuyorum. Evet. Şu evet. Doğum günü olayı. Efendim bir muamma oldu değerli izleyenler. Herkese öncelikle kutlayan herkese gerek sosyal medyadan gerek arayarak eş, dost, tüm tanıdıklarımıza, arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Ama doğum günüm benim 6 Şubat değil. 6 Şubat nedir? 6 Şubat Miladın Mutfağı programın başlama doğum tarihi. Yani başlama günü. Bunun için kabul ediyorum doğum günü kutlamalarınızı. Benim doğum tarihim 5 Eylül efendim. 5 Eylül yani bir Başak Burcu'yum. Değil mi? Sen de öylesin evet. Sordum. Efendim değerli izleyenler 6 Şubat Miladın Mutfağı programının başlama yıl dönümü. O yüzden o programda o Face'teki o face yani açılan o face de Miladın Mutfağı için açılmış bir face biliyorsunuz. Oradan paylaşımlarımı yapıyorum. O yüzden onun doğum tarihi olarak onu attık. Yani Miladın değil, Miladın Mutfağı'nın doğum tarihi. O yüzden de ben teşekkür ediyorum. Tüm kutlamaları da canı gönülden kabul ediyorum. Hepinize ayrı ayrı minnet duyuyorum. Çok teşekkürler. Evet, sağ olun, var olun. Güzel bir açıklama değil evet. Mi Bengü? Bu gerekiyordu. Buradan yapmak istedim. Milat Bey, vizyonunuzla harikuladesiniz. Saygılar. Mehmet Uzun, çok teşekkür ediyorum. Eksik olmayın. Sizlere layık olmaya çalışıyorum. Elazığ'a layık olmaya çalışıyorum. Gerçek Elazığ'ın
kalite olduğunu, yani kalite derken kendimden bahsetmiyorum, yanlış anlaşılmasın. Yani kıyafetiyle, duruşuyla bir Elazığlı görünmeye çalışıyorum. İnşallah layık oluyorumdur Elazığ'a. Oluyorsunuz. Çok teşekkür ederim Bengücüğüm. Baban da öyle, ben de öyle, değil mi? Evet. İkimiz de yakışıyoruz inşallah. Evet. Evet. Ben mesajlar için ayrıca teşekkür ediyorum. Özellikle de mesajlarınızı yine bekliyorum. Bol mesaj bekliyorum bugün. Bengü'ye sorularınızı da bekliyoruz. Değil mi? İlk bölümde beraberiz Bengü. Evet. Şimdi Bengü, sana şu süreci de konuşmak istiyorum kızım. Evet, bir yılı aştı. Bak biz 50 küsur yaşlarındayız babanla. Her ne kadar baban kabul etmese de. ama biz onca yıldır böyle bir sağlık yaşamadık. Maalesef sizlerin kuşağı erken yaşta bunu yaşıyorsunuz. Yani dünyaya bakış açınızı biraz tasvir etmeni istiyorum. Yani dünyayı nasıl gözle görüyorsun? Bu sağlık olayları senden nasıl bir etki yarattı? Biraz yorum yapmanı istiyorum. Bir çocuk gözüyle bakmak istiyorum müsaadenizle. Sizlerin de yorumlarınızı bekliyorum değerli izleyenler. Çünkü gerçekten hiç yaşamadığımız şeyleri yaşıyoruz. Tabii bu 2019 yılı, deprem yılı, yine yaşamadığımız çok şiddetli bir deprem yaşadık. Bizler de yaşamadık değil mi? Yaşayanlar vardır belki başka şehirlerde. Başka şehirlerde ama, vardı evet. Elazığ'da öyle çok ama Elazığ'da biz bu şiddetli bir depremi bizim kuşağımız yaşamadı. Ama bu gençler, bu çocuklar maalesef yaşadılar. Evet ben gücüm. Salgını mı söyleyeyim, depremi mi önce? Genel olarak konuş. Yani ikisini birden ayrı ayrı yani konuşabiliriz. Genel olarak kötü ama iyi yanları da var. Ne gibi? Yani küçükken bu şekilde hani baş edebiliyorsak büyüyünce de bence baş edebiliriz böyle bir salgını. Yani baş edebildiniz mi? Evet. Yani şimdi bu öyle bir göreceli bir şey değil. Bir de psikolojik yanı var. Psikolojik. Anlatabiliyor muyum? O daha kötü ya. Yani değil mi? Şimdi korkular var depremden dolayı. Yine korkular var pandemiden dolayı, hastalıktan yani COVID'den dolayı. Bunları bir tasvir etmeni istiyorum. Mesela sen depremde ne yaşadın? Nasıl bir psikolojideydin? Mesela benim kızım günlerce eve girmek istemedi. Anlatabiliyor muyum? Ben de girmedim aslında birkaç gün. Dışarıda camimizde kaldık. Ama yani korkunçtu. Hani böyle durduğumuz yerde sallanıyor gibi hissediyorduk. Sanki hep aynı depremi yaşıyor gibi hissediyorduk. Sonrasında değil mi? Evet. Evet. En azından şöyle bir durum var. Demin Bengü aslında bir şey söyledi ama belki tam ifade edemedi. En azından bu çocuklar artık bir deprem kuşağında yaşadıklarını biliyorlar. Evet. Ondan sonra da ona göre hareket ederler. Belki inşaat mühendisleri ona göre bir yapı yapar. Yani bu büyük bir tecrübe oldu aslında bizim için. Yani geleceğin mühendisleri bunu göz ardı etmeyeceklerdir. Evet. Bunu söyleyebiliriz. Yani onu düşüneceklerdir. Kendileri çünkü yaşayacaklar. Değil mi? Kendileri gelecekleri için yaşayacaklar. Maalesef bizim kuşağın yaşamadığımız için o kadar belki de ciddiye almadılar. Evet. Değil mi? Göz ardı edildi mühendisleri. Elbette genelleme yapıyorum. Yani bunu göz ardı etmeyip çok iyi mühendisler, çok iyi yapılar yaptılar. Ama elbette, genel olarak gördük işte. Çok çürük binalar da gördük. Evet. Değil mi? İnsan sağlığını içe sayan ölenler, yapılar da gördük. Mesela sen bunu biraz nitelendir istiyorum. Yani depremde bunu yaşadık. Değil evet mi? O korkuyu hep birlikte yaşadık. Teşekkür ederim şefim. Afiyet olsun. Sonrasında ne düşünüyorsun? Yani bu kadar hayat, yaşam bu kadar kolay mı? Hayır. Bence nasıl değil peki? Yani zor. Mesela hani durumu olmayanlar eski evlerde kirada kalıyorlardı. Onların çoğu ölebildi. Öldüler, yaralandılar. Evsiz kaldılar kaç ay. Yani kötüydü. Evet, kötü bir süreç yaşadı. Peki hastalığa nasıl bakıyorsun? Hastalık. O daha kötü. Daha mı kötü? Psikolojik olarak da kötü. Yani öldürücü bir özelliğe de sahip olduğu maalesef için o daha kötü. Maalesef. Bazılarını öldürüyor, bazılarını süründürüyor. Babam da yakalandı zaten. Evet, babamın o süreci da çok, yaşadın değil mi? Evet, çok ağır geçti babamınkisi de zaten. Ama bize bulaşmadı yan yana olduğumuza rağmen. Ona biraz mutluyum sadece. Demek ki senin bağışıklığın evet ve aile fertlerinin, diğerlerinin
bağışıklığı güçlüydü. Baban zaten bir yani burundan dolayı bir rahatsızlık yaşadığı evet. için belki o yüzden ağır geçiyor evet. bunu. Şimdi kızım elbette ki kolay değil bu süreç. Değil mi? Ama hayat işte bir devam derler ediyor. Ya bir saman çöpüne bağlı. Vade olayı. Umut her zaman var. Her canlı nihayetinde bunu biliyoruz değil mi? Evet. Ölümü tadacak. Gerek erken gerek geç. Ama işte biz sanki hiç ölmeyecekmiş gibi yaşıyoruz yeri geliyor. Değil mi? O yüzden bunlar hayatın gerçekleri. Bizler de bunları yaşamadık, görmedik. Ama ölümleri yaşadık. Ebeveynlerimizin kayıplarını yaşadık. Akrabalarımızın, arkadaşlarımızın. O yüzden işte daha tedbirli, daha bilinçli bir toplum olmak zorundayız. Görüyoruz değil mi? Maske takmayanları, maskesiz yaşayanları. Mesela sen uyarmak istiyor musun böyle Tabii. onları gördüğünde? Ne hissediyorsun? Yani bazılarını uyarıyorum aslında ama bazılarına hiç şey yapmıyorum. Çünkü hani böyle yüzünden dinlemeyecek bir kişiye benziyor. Hani onu ters karşılayacak. Evet. Yani anlasaydı zaten söylemeden takardı. Bilinci onun altında olması gerekiyor ama hiç hani söylesek bile umuruna gelmeyeceği için bazılarına söylemiyorum. Yani kimisi de şöyle diyor. Bana evet. bir şey olmaz. Ben kapmadım. Kapsaydım takardım gibisinden çok laf alıyorum. Ne söylemek istersin? Bak izleyiciler seni izliyor şu anda. O takmayanlara ne söylemek istersin Bengü? Yani kendi zararlarına. Kendi değil sadece. Yani bize de zarar var. Tüm topluma zarar veriyorlar. Yani bu sorumluluk, bu vebal olayı değil mi? Bir vebal taşıyorlar üzerlerinde. Her insan, her canlı bu süreçte dikkat etmediği, kurallara uymadığı zaman tüm çevresine zarar verebilir. Hatta tüm insanlığa zarar verebilir. Biliyorsun bu virüs Çin'in bir şehri, Wuhan şehrinde evet. bir tek kişi de başladı. Yarasa yediği için ve o adam açıklama yaptı. Öyle deniliyor. Bir dahakine daha iyi yıkayıp yiyeceğim diye bir açıklama yaptı. Ne kadar ukalaca değil mi? Evet. Üstahça bir dalga geçer gibi. Evet. Şimdi bunlar önemli şeyler. Dikkat etmemiz konusu önemli. Tüm insanlığın, tüm insanların, tüm insanlık için dikkat etmesi lazım. Evet. Doğru mu? Doğru. Güzel bir tanım. Çevremiz için, sevdiklerimiz için. Değil mi? Evet. Bu önemli bir husustu. Ben bir genç kızımız, hatta bir çocuk, çocuğun gözüyle ele almak istedim. Çünkü onlar daha hassas diye düşünüyorum. Onlar daha bunu ciddiye alıyorlar yetişkinlerdense. Bu gözlemliyoruz bunu değerli izleyenler genelde. İnşallah iyiye doğru da gidiyoruz değil mi? Evet böyle... şu an iyi gidiyoruz. Sizlere aşı yokmuş. Evet. Yapılmayacak ama aslında bizlere yapılacak. Aslında kötü. Bence yapılması gerekiyor. Yani ihtiyaç duyulmuyor ise yapılmasın şu an için. Çünkü öncelikliler var Tabii. değil mi? Başta Hastane sağlık çalışanları çalışan. Başladı. Sağlık çalışanları. Sonra 90 yaş üstü. Çünkü bizim yaşlılarımız çok önemli. Teşekkürler. Bizim kültürümüzde, bizim örfümüzde. Bizim inancımızda değil mi? Kocamışlar, evet. ata çok önemli bir obje. Hatta varlık. Evet. Ama yabancılar bu sınavı veremedi mesela yaşlılar konusunda. Değil mi? O entübe hastalarda görüyoruz, yani televizyonda sağlık izliyoruz. Sağlık çalışanlarımız çok zor durumda kalıyor. Dişlerini çektiler, gençlere evet. taktılar. Ama biz aslında... yaşlarımızı Bence Korudum. Çekmemeleri gerekiyordu. Çünkü gençler bilinçsiz bir şekilde yani aslında bilinçli bilerek maskelerini takmıyorlar ama yaşlılarımız dikkat ediyor. Bence çekmemeleri gerekiyordu Çok ama doğru. çektiler yani yapacak bir şey yok. Çok doğru. Peki sen dikkat ediyor musun evet. kurallara? Evet. Bence. Nasıl ediyorsun? Ne yapıyorsun? Yani maskemi mesela? Takıyorum, ellerimi dezenfekte ediyorum, eve gelince yıkıyorum. Hı, başka? Çok fazla yaklaşıyorum yani insanlara. Kıyafetlerini mesela değiştiriyor musun evet, eve gelince? Evet değiştiriyorum. Değil mi? Çok önemli o. Evet. Çoğu insan atlıyor bu kuralları ama önemli. Mesela dışarıdan geldiğin kıyafetin, evet belki bir maliyet söz konusu ama yıkanmalı bence. Bence de. Dezenfekte edilmeli. Elimizi, yüzümüzü nasıl kırıyorsak, dezenfekte ediyorsak kıyafetlerimiz de taşıyıcı olabiliyor bu anlamda. Ayakkabılarımız. Tabii ki. Dışarıda çıkartılmalı, evet. havalandırılmalı değil mi? Evet. Bunlara dikkat edilmeli diye düşünüyorum.
Ben de. Evet. Ne zaman başlayacaksın peki? Şimdi başlayalım kurabiye. Çünkü geciktik. Hadi başla bakalım. Yani bıçak alayım. Hem sohbet edelim hem konuşalım. Evet. Seni biraz ısındırayım dedim. Roma. Ben gülüm. Şimdi 100 gram margarin alacağız. 100 gram margarinimiz. Evet. Evet. Şöyle alayım senin yerini daraltmayayım ben gül. Evet. Tamam şeyde elle vurma istersen şeyden çek. Şuradan çek. Heh. Evet. Şeker koyuyoruz. Hı hı. Yalnız o biraz erise daha evet, mı iyiydi o margarin? Biraz eriseydi ama aslında oda sıcaklığında. Baban suikast düzenliyor sana. Baba. Ya. Eritsek mi birazcık? O şekeri aldım zaten eriydi. Tamam. Tamam. Bir çay bardağı evet. Sıvı yağ. Tam yağın üzerine dök ki onu eritsin biraz da. Evet. Biraz sert bir margarin. Evet. Şimdi bunları yoğuracağız. Yoğuracaksın. Evet. Şöyle kolunu sıvazla istersen biraz. Baban yapmıyor o yüzden. Ben sana söyleyeyim. Biraz üzerine böyle şey yaparak erit istersen onu. Sığarsa şöyle mikrodalgaya atalım mı biraz? Onu. Olur. Şöyle biraz eritsin. Sığar mı şefim bu? Bir denemek lazım. Ulan hiç denemedik onu. Yok sığ. Ama içine şey var ha Milat Bey. Ne var? Yumurta. Yok yumurta kırmadık. Tamam. Yok. Tamam. Şöyle şefim ayarını sen biliyorsun. 30 saniye olsa yeter baba. Bunu bir azıcık bir şey yap. Azıcık bir erisin. Bengü zorlanmasın. Çünkü sert margarin. Evet. Bir şeye ayarlanmış. Çok azıcık kalsa yeterli bence. Kadir 10 saniye ayarlamış bunu sadece olsa. Yemek istiyor ya. Doğru. Ben böyle biraz teknoloji özürlüyüm değerli izleyenler. Hiç anlamıyorum. O yüzden şefim inşallah anlıyordur. Yavaş bas. Yeterli gelir saniye. Diye düşünüyorum. 30 saniye yeter. Evet. Şimdi yağımız, sıvı evet. Yağımız ve şekerimiz. Bir de yumurtamızı ekleyeceğiz. Yumurtamızı ekleyeceğiz. Kırdın zaten, evet. O da hazır. Bunları alalım mı burada? Olur. Mani olmasın sana. Şunu da alalım. Evet. Şunu da oraya koyayım. Evet Bengücüm. Şimdi bunları bir yoğuracaksın. Evet. Değil mi? Unu da mı ekleyeceksin? Evet, unumuz da burada. Un da burada. Unumuzu da ekleyeceksin. Evet, çıkartalım. Tamam. Ben hemen yardımcı olayım sana. Evet, biraz yumuşamış Bengü. Zannediyorum işini görür. Bir zaten bakayım. Yoğrularak o biraz eriyecek. Evet, evet, tamam. Kıvamına gelmiş. Tam istediğimiz kıvamda şu anda. Yumurtamızı da ekliyoruz. Yumurtanı da ekle üzerine birlikte. Evet. Daha sonra da ben alırım. Sen onları şey yapma. Sen yoğurmana bak. Tabii ben bir senede burada en büyük abi yardım etmediniz. Görüyorsun hem Bengü. Her gün yardım ediyorum. Bir sürü şey doğradım buna. Sohbet ettik birlikte. Hatta özellikle konu kalmadık ki birlikte yapalım bazen. Sohbet edelim. Değil mi? Bengü zaten iyi bir izleyicimizdir. Tabii. Hiç kaçırmıyor. Hiç kaçırmıyor sağ olsun. Mesajlarıyla bizim yanımızda oluyor. Evet. Unumuzu... Koyalım mı? Yok şimdi değil. Şimdi biraz değil. Daha evet. Yoğurmamız gerekiyor. Tamam. İçindeki margarin ve şekerin erimesi gerekiyor. Tamam. Güzel bir eriteceksin onu. Evet. Değil mi? Hı. Çok güzel. Evet böyle. Bazen cevapsız aramalar da geliyor. Buradan arama yapmayın lütfen. Rica ediyoruz çünkü telefonlarınızı bağlayamıyoruz değerli izleyenler. Mesaj yoluyla sadece bize ulaşabilirsiniz. Ekranlarınızın sağ köşesinde bir irtibat numaramız var. O numaradan bize WhatsApp, Telegram ve VIP üzerinden ulaşabilirsiniz değerli izleyenler. Bunu söyleyelim özellikle. Evet, karıştı mı güzel? Evet, karıştı. Koyalım mı unumuzu artık? Şimdi undan değil, önce pudingimizi koyacağız. Puding, muzlu puding. Muzlu pudingimizi koyacağız. Evet, sen şöyle ben tutayım. Bunu da yoğuracağız güzelce. Karıştıracağız birbirine. Tamam. İsteyenler çilekli veya kakaolu kullanabilir. Çilekli, kakaolu kullanabilirler bu kek kurabiye için.
Biz muzluyu tercih ettik bugün. Evet. Muzlu bir kurabiye yapıyor Bengü Demirtaş. Sezai Şef'imin veliahtı. Son numara. Evet, son numarası. Öyle derler ya bizde. Şimdi vanilyamızı koyuyoruz. Vanilyayı koyuyorsun. Bengücüğüm, kaç kardeşsiniz? Dört. Dört kardeş. Kabartma tozu. Kabartma tozu, vanilya. İkisini koydun. Onları da yerlerine alalım. Evet. Sıra una geldi zannediyorum artık. Evet. Koyalım mı? Koyalım. Ne kadar? Biraz koyalım, göz kararı ayarlayacağız. Tamam. Ben ya iki kaşık oldu. Bir tane daha. Üç kaşık oldu. Bir dur bakalım. Bence istiyor. İstiyor. Kulak memesi kıvamında olacak. Bu dört. Evet. Un kalitesi farklı olduğu için miktar vermedim. Evet. Çok güzel. Karıştır. Bu tarafta da var istersen onları da al. Biraz daha koyalım. Biraz daha koyalım. Beşinciyi koyuyoruz. Değil mi? Evet. Evet. Beş kaşık un koyduk efendim koyduğumuz malzemeye. Şimdi unun kalitesi de önemli. Evet. Un farklılık gösterebiliyor. Buradan da bizim oranlarımız farklı olabilir. Şu an kıvamını göstereceğiz biraz daha. Evet, biraz daha. Biraz daha koyalım. Biz altıncıyı koyuyoruz. Bir tane daha koyalım. Yedi. Değil mi? Evet. Herhalde tepeleme oluyor. Yedi. Tepeleme kaşık koyuyoruz. Yedi kaşık koyduk biz. Ama sizin ununuz farklı olabilir. Ona göre ayarınızı yapın. Kıvamı önemli. Değil mi? Ben gibi bunları evet, senin söylemen lazım. Ben söylüyorum farkındaysan. Nasıl bir kıvam? Kulak memesi evet, kıvamında kulak olacak. Evet, kulak memesi kıvamında olacak. Kulak memesi kıvamına getirmeniz gerekiyormuş. Alalım biraz daha. Biraz daha. Biz sekizinciyi koyuyoruz. Biraz az mı koyalım? Tamam. Biraz da bir tane daha koysak. Çok olmasın. Yok, hala çok. Tamam. Evet. Bir mesajımız var. Onu da okuyalım. Çok yararlı bir program. Buradan selamlar. Bursa'dan bize ulaşmışlar değerli izleyenimiz. Çok teşekkür ediyoruz. Bursa'ya da selam. Selam Bursa'ya. Yararlı olmaya çalışıyoruz diyelim efendim. Bir tane. Bir, genç gözüyle, bir çocuk gözüyle de olaylara ele almak istiyoruz. Bir tane daha koyuyoruz. Evet. Evet. Şöyle. Sen istedikçe koyuyorum farkındaysan. Cimrilik yapmıyorum. Ben göre bakma bana. Kulak memesi kıvamına getirecek. Evet. Ele Bengü yapışmayacak. Yapışıyor şu anda. Evet. Biraz daha mı evet koyalım? Evet. İki kaşık alalım. Peki. Şöyle dağıtarak koyuyorum ki sen daha rahat edesin Bengü. Evet. Evet, çok güzel. Yoğuruyor Bengü. Seviyor musun Bengü mutfakta çalışmayı? Çok. Peki sadece pasta, böyle kurabiye çok yapmayı mı seviyorsun? Yemek yapmayı da seviyorsun. Yemek de yapıyorum. Ne yapıyorsun mesela yemek olarak? En yaptığın ağır yemeğin ne? Pizza. Pizza yapıyorsun. İçli köfte de yaptım bir i̇çli kere. İçli köfte. Evet. Çok iddialı. Sarma da sarıyoruz annemle beraber. Yani çok yapıyorum güzel çoğunu. Çok güzel, aferin sana. Dolma yapıyor musun mesela? Evet, dolma en kolayı. Ne, kofik mi yapıyorsun, taze mi? İkisini de yapıyoruz. İkisini aslında de yapıyorsun. Eyvallah. Bengü mutfakta hiçbir şeyden geri kalmıyor. He? Hiçbir şeyden geri kalmaz yani. Değil mi? Aferin. Evet. Koyayım mı? Evet. Ne kadar? Bir tane. Bir tane. Peki. Şöyle dağıtarak koyuyorum ki Bengü yaralasın. Ulusal kanal olsa daha fazla izlenir demiş Bursa'dan bizi az önce mesajlarıyla mesajını yollayan izleyicimiz. Efendim artık dijital ortamda ulusal kanal ya da yerel kanal diye bir fark yok biliyorsunuz. Şu anda dünyanın her yerinden izlenebiliyoruz. Değil mi? Amerika'dan dahi izleniyoruz ki izleyicilerimiz var. Kore'den var biliyorum. Dünyanın her yerinden rahatlıkla izlenebiliyoruz. Artık ulusal ve yerel bir kavram diye kalmadı diye düşünüyorum. Efendim? YouTube'da varız. Evet, izleyebilirsiniz. Dijitürk'te varız. Birçok Facebook'ta canlı olarak varız.
rahatlıkla, işte siz Bursa'dan rahatlıkla izleyebiliyorsunuz. İnanın fark kalmadı. Yeter ki teveccüh edip izleyenlerimiz bizi izlesinler. Evet Bengü'cüğüm. Bir tane daha alacağım. Peki. Son olacak. Tamam. Çok masraflı oldun ama Bengü ya. Evet, şaka yapıyorum biliyorsun değil biliyorum. Mi? Biliyorum. Yeterli. Babanla da şakalaşıyor musun? Çok. Ha? Çok. Çok mu? Benden çok babam şaka yapıyor. Öyle değil mi? Çok ben yapıyor. Şaka. Her yerde. Benziyor muyuz bu anlamda? Evet. Eyvallah. Evet, Bengü şu anda kulak memesi kıvamına getiriyor hamurunu. Sonra kalıbımız var değil mi? Kalıbımıza evet, koyacağız. Evet, kalıp yuvarlayabilirler. Bunu bir açacaksın herhalde. Yani yuvarlamak istiyorlarsa açmalarına gerek yok. Ama kalıpla yapacaklarsa açacaklar. Sen peki kullanabiliyor musun merdaneyi? Evet. Tamam o zaman kullan burada. Mesela oklava. Ona kalıp çıkaracağız değil mi? Evet. Kalıba. Şefim. Kendi biri ben karışmam. Tabii yani. Hayır merdanemiz var şu anda değil mi? Tabii onun merdane var. Sen şunu yapa dur ben bir de babana bakayım. Şu sarmaları tamam. Nasıl yapıyor onu ihmal ediyoruz. Sonra küsüyor. Küste mi baba bize? Ya size değil mi? Latayı küste. Evet. Şefim. Pazı. Evet burada Bengü çok güzel bir lafı. Gerçi burada her ev hanımı bunu bilir. Biz yine de belirtelim. Bazen bir tarafı şöyle mat. Şöyle bir gösterelim. Bir tarafı parlak, bir tarafı mattır. Biz o mat tarafı iç mat tarafa getiriyoruz. Mat tarafını içe getiriyoruz. İçe getiriyoruz. Şey değil, o asma yaprağı da aynı şekildir. Peki ucunu kıvırarak yapsan, yaprak sarar gibi. Şefim. Çıkmıyor içinden. Bundan çıkmıyor mu? Yok çıkmıyor, o yüzden rahat oluyor. Tamam. Yani çıksa haklısınız. Aynen başta kıvırarak yapsak daha sağlam olur ama bu içinden çıkmıyor. Bu, lor peynir onu tutuyor. Şefim pazı haşlanınca rengi çok daha güzel oluyor. Evet. Değil mi? Evet. Hakim yeşil oluyor. Yani tam yeşil. Evet. Yeşil tonları var biliyorsunuz. Yeşil tonu bitmiyor ki. Saysa evet, bitmez bitmesin yani. Allah yani yeşilliklerden mahrum etmesin bizi. Bu böyle evet. Sıcakken lorumuzu bulgura katarsak daha güzel bir şekil verebiliyoruz. Gerek bu dünyada gerek diğer öbür dünyada hep yeşillerle değil mi? Yeşilliklerle. Cennet bahçeleriyle, yeşil cennet bahçeleriyle karşılaştın inşallah. Ya bizim cenazeleri örtüler bile yeşil. Değil mi? Yani tabii. Yeşil tabii, çok tabii, önemli tabii. Bir renk yani. Yani yeşil sadece renk olarak görmemek mistik lazım. Mistik bir renktir. Yeşil inanç rengidir. Evet. Bizim ya, yani İslam adına çok önemli bir renk. İşte yeşil sadece renk olarak görmemek lazım. Yani çok ağır manaları var. Tabii ki. Ki yeşilsiz zaten dünya hiç düşünülmez. Bir de isim vermişler. Türbe yeşili. Türbe yeşili evet. Değil mi? Bir de var evet. Türbe yeşili diye bir şey var. Evet Bengü tamam mı? Evet tamam. Evet. Bir dakikamız kalmış. Bak ne kadar zaman geçti. Farkında bile varmadık. Sen sarmaya devam ediyorsun bu şekilde. Aynı reklam şey. Arasında da Sezai Şef'im sarmaya devam evet. Edecek. Evet o yetişebilmesi için programın evet. Sonuna. Biz Bengü hamurunu oluşturdu. Onu da bekletelim istersen. İki reklam sonrası yap. Yetişir herhalde. Bence yapalım. Yapalım mı? Babamın da fırın tamam. Yemeği açacaksın var. Açacaksın ve kalıp evet. Çıkartacaksın. Tamam. Çayımızdan da bir yudum alalım. Bakalım mesajlarımız geliyor. Ne yazmışlar? Milat Bey iyi çalışmalar demiş. Bengü'ye bayıldık. O kadar profesyonel ki izlemelere doyamadık. Sezai Şef harika bir evlat yetiştirmiş. Katılıyorum. Teşekkür ederim. Allah onu bağışlasın. Sağ ellerinize sağlık demiş. Çok teşekkür ederim. Allah onların hepsini bağışlasın. Çünkü geleceğimiz onlara emanet inşallah. Ve onları da yoğurmak, işte Bengü'nün yoğurduğu gibi, hamurunu yoğurduğu gibi yoğurmak biz ebeveynlere düşüyor. Ne kadar iyi yoğurur isek, yani yoğurmaktaki kastım, maksadım söylememde, ne kadar iyi eğitirsek, onlara şekil verir isek, ileride dünyada o şekil alacak. Ya çocuklar dünyaya boş bir kaset olarak gelir. Ne kaydedersen onu söylersin. Çok doğru. Yani onun için çocuk eğitimi çok 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 önemli. Kalıplarımız var değil mi Bengü? Evet. Ben şöyle alayım. Şimdi reklama gidiyormuşuz efendim. Bengü bu arada hamurunu açacak ve kalıbını oluşturacak. Değerli izleyenler sakın bir yere ayrılmayın. İkinci bölümümüzde çok kıymetli, çok değerli bir kardeşimiz. Biliyorsunuz Şifanem Köşesi ve Şifanem İşletmeleri sahibi Mehmet Şehmut Çetinkaya bizlerle olacak. Ama Bengü de devam edecek değil mi? Evet. Ve Sezai Şef yemeğine devam edecek. Şimdi kısa bir ara, bir reklam arası sonra tekrar birlikteyiz değerli izleyenler. Sakın bir yere ayrılmayın.
Evet değerli izleyenler, böyle programa daldık ve Bengü ile kalıbı nasıl tepsiye koyacağız onun tartışmasını yapıyorduk değil mi Bengü? Evet. Evet. Efendim tekrar birlikteyiz. Reklamlarımız bitti değerli izleyenler. Bengü başladığı şeye devam ediyor, kurabiyeye değil mi? Evet. Muzlu kurabiye. Evet. Ve merdaneyle açıp kalıp çıkartıp tepsiye yerleştiriyor. Doğru mu Bengü? Doğru. Evet. Efendim aramızda pazartesi günleri biliyorsunuz Şifahanem köşemiz ve Şifahanem köşemizin de çok değerli uzmanı, çok kıymetli Mehmet Şeyhımız Çetin Kaya. Üstadımla beraberiz. Hoş geldin Mehmet'im. Merhabalar. Sağ olun. Merhabalar. Bu arada geçmiş olsun diyelim. Teşekkür ederiz. Efendim geçtiğimiz hafta Mehmet Şeyhımız Çetin Kaya kardeşimizin annesi maalesef bir trafik kazası geçirdi. Şimdi kendisinden nasıl olduğunu da öğreneceğiz. Ben buradan teyzemize, ismi neydi teyzemizin? Gülay. Gülay teyzemizin, ablamızın ellerinden öpüyorum. Çok geçmiş olsun dileklerimi gönderiyorum. Tez vakitte inşallah Allah şifasını versin diyelim. Çünkü sıkıntılı bir süreç yaşıyor. Ayağında kırık var. Evet. İnşallah Allah'ın izniyle iyileşecek. O belki bir operasyon geçirecek şu anda kesin değil. İnşallah gerek kalmaz. Geçmiş olsun dileklerimi gönderiyorum. Ellerinden de öpüyorum ablamızı. Evet, Şeyhımız yani bayağı bir endişe verici bir olay yaşadı. Evet. Anne. Yani biz zaten Malatya Caddesi'nde bu olay Tapu oldu. Müdürlüğünün önünde olmuş. Hemen biraz daha ileride aynen, evet. Aynı yol üzerinde. Biz işte bize telefon geldi anneniz kaza yaptı diye. Gerçekten korktuk çünkü o bölgedeki kazalardan kendi yakınlarımız da var. Yani ana cadde üzerinde olunca. Evet. Bayağı bir tedirgin olduk, korktuk. Kesinlikle. Biz de. Olamaz yani mı? Bugünümüze şükür, bu halimize şükür diyoruz. Şükürler olsun. Ayağında bir kırık var. Çarpmadan kaynaklı bir bölgede ciddi bir nefroz oluşmuş. Hücreler ölmüş orada. Orayla alakalı plastik cerrah bugün bir baktı. Belki bir müdahale edebilir o da. O da bir hafta 10 güne kadar belli olacak. Olayın bizim tarafımızdan üzücü olan kısmı yaya geçidinde hiçbir şekilde kontrol edilmeden doğrudan geçerken çarpıyor, evet. Sürücü. O bizi üzdü. Yani buradan da izleyicilerimize onun da uyarısında bulunmuş olalım. Kesinlikle. Yani gerçekten çok yaya geçidinde gerçekten dikkat etmemiz gerekiyor. Yayaların çıkabileceğini göz ardı etmemek, evet, lazım. Evet. O yüzden sürücülerin bu konuda da dikkat etmeleri gerekiyor. Tabii nihayetinde bir kaza, bilinçli, evet, bir olay değil. Evet. Ben kazayı yapan kardeşimize de buradan geçmiş olsun diyorum. Çünkü o da endişelenmiştir mutlaka. Ama neler duyuyoruz, neler görüyoruz değerli izleyenler. Bırakıp çarptığı insanı kaçanlar var. O da kaçmamış. Evet. Ama inşallah gereğini de yapmış. Yani hastaneye yetiştirmişler. Gülay ablamızı. Her iki tarafa da geçmiş olsun diliyorum. Ama inşallah en kısa zamanda da Gülay hanımefendi, Gülay ablamız şifasını bulacak. İnşallah. Tabii şifacımız derken, şifasını bulacak derken Şeyhımız kardeşim de burada. Annenin o ayağının iyileşmesi, kırın iyileşmesi için de, evet, şifalı bir şeylerin vardır. Mutlaka uygulayacaksındır. Tabii tabii. Tıbbi açıdan doktorların gerekli müdahalesinden sonrasında biz de elimizden geleni yapacağız tabii. Tabii ki, tabii ki. Evet. Ben buradan Betül hocama da, kızımın öğretmeni, sınıf öğretmeni, Şeyhımız kardeşimin de ablası, ona da geçmiş olsun dileklerimi gönderiyorum. Yoksa kızıma hesap vermek zorunda kalacağım. Denemezsen buradan. Betül hocama niye dilemedin der. Ben buradan da Betül hocama. Soy isim neydi Betül hocamın? Kaya. Çetin Kaya diyeceksin. Evet. Tabii aslında tabii. Bütünleşmiş. Evet. Betül Kaya hocama da buradan selamlarımı gönderiyorum. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum kendilerine. Evet Bengü, ne durumdayız? Konumuza geçmeden bakayım sana. Döküyorsun, yıldız var. Şöyle kare dikdörtgen var, evet, değil mi? Kenarları ne Elazığ tabiriyle kıtırıklı. Kıtırıklı. Bisküvi şeklinde. Bisküvi, evet, şeklinde, evet. Bir de insan figürü var. Kurabiye adam. Kurabiye adam. Evet. O şekilde yapıyorsun. Muzlu kurabiyeymiş yaptığımız. Evet. Evet. Bakalım bir piştikten sonra değerlendireceğiz. Bengü'nün yaptığı bu. Bir de babasının, Sezai Şef'imin yaptığı, ona bakalım. Sezai Şef'im ne yapıyordu? Şu anda sarmayı bitirdim. Evet. Hafif biraz bir sıvı yağ üstünde gezdireceğim. Ondan sonra fırınlayacağım bunu. Evet. Fırında piştikten sonra üzerine sarımsaklı yoğurt ve onun üzerine dağlanmış aslında tereyağı. Aslında lorlu pazı dolması. Aynen. Lorlu, bulgurlu pazı dolması. Ya aslında dolma da değil, sarma da, ama neyse dolma değil. Evet. Evet.
sarma diyorlar. Biz de o şekilde. Efendim bugün Sezai Şefim'in de yaptığı iki menümüz var. Bahsedelim ondan da. Bir lor sarması adı altında değil mi? Evet. Puzzle'lı lor sarması. Bir de sebzeli. Kremalı sebze çorbası var. Kremalı sebze çorbamız var. Ne durumdayız? Şimdi sardın. Bunu fırça yardımıyla yağlı biraz dağıttıktan sonra çok güzel. Fırınlayacağım hemen. Aslında birçok kişinin bildiği bir yemektir. Fakat burada en güzel şekli nedir? Biz onu göstermeye çalışıyoruz. Elimizden geldiğince tabii. Tercihe göre mesela kimi soğan kullanmaz. Biz soğan kullandık buna. Kullanmayabilirler. Fakat soğan bence daha lezzetli olur. Fırınladıktan sonra fırında biraz kızaracak. Zaten içi pişmiş. Pazı hafif haşladık. Yarım pişmiş zaten. Kızardıktan sonra üzerine sarımsaklı yoğurt, üzerine de bol böyle bir tereyağı dağlayacağız. Kışırlayacak bile onu her zaman. Kışırlayacak. Evet, güzel bir tabir bak, kışırlayacak. Ondan sonra şeye başlayacağız, çorbamıza başlayacağız. Çorbamızı da yapmadık. Çorbamıza gelelim. Çorbamızı da nasıl yapacaksın? Malzeme listelerimiz ekranımıza yansıyor zaten sürekli. Çorbada biraz, onda mesela menüde şey yazmadım, unu yazmadım. Fakat daha kıvamlı olması için terbiyesinde biraz un kullanabiliriz. Yani kullanılmaz. Doğru. Kullanmazsak da bu sebzeler ona yeterli. Şimdi o terbiye olayında un koyuluyor ya. Evet. Bazı izleyenlerimizin yorumlarından bahsetmek istiyorum. Hı. Un kokuyor diyorlar çorba. Böyle bir eleştiri de yapar. Yani koymak isteyen koyabilir. Terbiyesini yapmak. Elbette yine de onu yağda adam bakır kavurursan hiçbir şey olmaz. O kokuyu alıyor. Bence güzel kavurmak lazım. Yani güzel kavurmak lazım. Kısık ateşte iyi kavurmak lazım. Çünkü yüksek ateşte kavurursa bu sefer tencere etrafındaki unlar yanar. Daha kötü bir koku verir. Doğru. Kısık ateşte yavaş yavaş onu kavurduktan sonra suyunu ve şeyini, kremasını, sütünü verirsen hiç koku kalmaz. Eyvallah. Çok güzel. Neden bahsettin? Sütten bahsettin. Bugün lordan bahsettik. Evet. Efendim bugün konumuz da Şifanem köşemizde süt ve süt ürünleri. Nelermiş? Onu çok değerli şeyimiz kardeşime hemen geliyorum yanına. Bitirdin mi? Bitti. Orada. Bir tepsi yaptın daha. Evet. Onları da mı yapacaksın? Evet. Tabii ki. Evet. Süt ve süt ürünleri şeyimizim. Şeyimizim Mehmet'im. Evet. Her ikisini de kullanıyorum ben tabii. Tabii ikisini de. Evet, nelerdir? Şöyle ben notlarımı aldım tabii. Doğalı unutmuşum. Doğal süt ve süt ürünleri. Doğal önemli. Çünkü bizde pastörize olayı var. Evet. Değil mi? Evet. Biz tereyağından bahsedelim. Doğal. Evet. Lor, az önce yemeğimizde de kullandığımız lor. Çökelik. Çökelek diyenler var. Çökelik diyenler var. Evet. Bireysel değişebiliyor. Ayran. Ayranın da özellikleri var değerli izleyenler. Lor'da da var özellikler evet. Tabii. Ayran bir de özleme. Hani evlerimizde bir yayıkla değil de özleme yaptı. Mesela yoğurttan çalarak yaptığımız evet. Özleme. Bunları şöyle bir açalım. Mehmet biraz anlat. Doğal süt ve süt ürünleri bunlar da ibaret mi? Yoksa başka özellikler onlar da var mı? Şimdi biz hem müşterilerimizden hem izleyicilerimizden farklı yorumlar alıyoruz süt ve süt ürünleriyle alakalı. En azından onların da bir açıklığa kavuşturmuş lütfen. Oluruz. Çünkü izleyicilerimiz de bazı ürünlerin farkında değil ya da doğru ürünü nasıl tam ettiler? Olduğunu bilmedikleri için ya da nasıl temin edeceklerini bilmedikleri için o konuda bir tedirginlik yaşıyorlar. Bunları açıklığa kavuşturmak adına bu hafta bunu anlatalım dedik. Şimdi süt ürünlerinde çok farklı artık aşamalara gelindi. Ne diyeceksiniz? İçerisinde süt olmayan süt ürünleri satılmaya başlandı. Çok doğru. Yani bu işte nişastayla yapılan peynir gibi. Maalesef. Ya da işte süt ürünlerinden elde edilmeyen tereyağları gibi. Ya şimdi yani adı tereyağı deniliyor tabii. Basit örnekleri var. Süt tozu adı altında biliyorsun evet. Kahvelerde kullandığımız, Nescafe'de kullandığımız süt tozu adı altında bazı kimyasal ürünler tabii, de kullanılabiliyor. Evet. Buyurun. Ne yazık ki o süt tozu da Tarım Bakanlığı tarafından E kodu verilmiş bir ürün. Yani E kodu dediğimiz gıdada kullanılma uygun onayı verilmiş bir ürün. Glikoz gibi. Evet. Bu da işte bizi üzüyor aslında. Dönem şartları belki bunu gerektiriyor ama biz bunu her zaman da sağlıklı gıda tüketicileri olarak çok onay vermiyoruz. Tasvip etmiyoruz. Yine az önce bahsettiğimiz gibi işte tereyağından bahsedelim. Mesela oradan girelim olaya. Lütfen. Ya da önce yoğurdu anlatalım ki tereyağını daha kesinlikle. İyi anlatabilelim. Ana şimdi, şeylerimiz var, ürünler var. Evet. Yoğurt gibi, süt gibi. Süt gibi, evet aynen. Şimdi sütü biz
doğal yağlı köy sütü dediğimiz, bunun mesela şu anda Tarım Bakanlığı tarafından doğal sütlerin ya da köy sütlerinin doğrudan satışı yasaklandı. Doğrudan satışına müsaade etmiyorlar. Bunun sebebi, en sağlıklısı. Bunun sebebi şu, aynen öyle, en sağlıklısı, ama sebep şu, eğer pastörize edilmezse, işte aslında yine sebep biziz. Nasıl diyeceksiniz? Hayvana antibiyotik veriliyor hastayken. Antibiyotik verildiği dönemde hayvanın sütünün sağlamaması ya da sağlıp satılmaması gerekiyor. Ama biz işte işin ticari boyutuna bakıyoruz. Hayvana antibiyotik verilmiş ama ertesi gün sütü sağlıp satılmış. Bu da işte Brüsella gibi peynir hastalıkları dediğimiz hastalıklara sebep olabiliyor. Yapısında farklı maalesef bakteriler oluştuğu için. Eğer biz bunlara dikkat edersek en doğru süt işte köy sütü dediğimiz doğal süttür. Bundan elde edilecek olan yoğurt da en doğal yoğurttur. Bunların da sebebi aslında ticari kaygılar. Evet, evet, evet. Aynen öyle. Değil mi? Yani çiftçinin ya da yetiştiricinin evet, ticari kaygıları. Bir an önce ürün almak istiyor. Tabii, para kazanmak istiyor haklı evet, olarak. İhtiyaç dahilinde. Eğer buna işte sattığı sütün fiyatı çok böyle kendi ihtiyacını karşılayacak boyutta olsa, hayvana antibiyotik verdiğinde buna ihtiyaç duymayacak belki. Diyecek kesinlikle ki ya bunu vermeyeyim, bunu satmayayım diye. Aynen dediğiniz gibi ekonomik kaygılardan kaynaklı daha çok. Şimdi yoğurt mayalamaya geldiğimizde yoğurt, evde mayalanan yoğurt belli standartları vardır. Herkes kendi evinde düzenli yoğurt mayalayan kişiler işte sütü kaç derecede işte bizim Elazığ tabirinde parmağını batıracaksın evet, ısırırsa tabii mayalayabilirsin. Yani uzun süre parmağını çıkaramayacak kadar sıcak değilse mayalayabilirsin derler. Bunun standart derecesi 43-45, maksimum 47 derece. Santigrat derece. Evet. Bunları bu dereceler aralığına farkında olmadan o aralıkta mayalıyorlar evlerde. Bu yoğurdu mayaladıktan sonraki süreçte bakteriler uzun süre mayalamaya devam ederse bir süre sonra yoğurt sulanmaya başlar. Biz bunu her zaman evlerimizde yoğurt mayalayanlar der ki işte köy yoğurdu sulanır derler. Hı. Onun sebebi aslında şudur. Evde mayalıyor ablamız, teyzemiz. Akşamdan işte öyle ayarlıyor ki yatmaya yakın mayalıyor, yatıyor. Sabaha kadar yoğurt işte örtüye sarılı bir şekilde soğuyana kadar bekliyor. Doğru. Aslında doğru olan şudur. Nedir? Yoğurdu mayaladınız. Maksimum 3 saat. 3-3,5 saat sonra o yoğurdu alıp açmak dolaba lazım, bırakmanız gerekiyor. Üstünü açıp tabii, dolaba. Dolaba bırakmanız serin gerekiyor. Aynen öyle. Bakterinin daha fazla üremesini engelliyorsunuz ve yoğurdun sulanmasını engellemiş oluyorsunuz. Yoğurt daha kıvamlı ve daha lezzetli oluyor. 3 saatte dolaba girmeli. Tabii 3-3,5 saatte dolaba girmeli yoğurt mayaladıktan sonra. Ama işte dediğim gibi sabaha kadar kaldığında bakteriler çalışmaya devam ediyor. Ve çalıştıkça bu bakteriler yoğurdu bir süre sonra artık mayalamadan sonrasında sulandırmaya başlıyor. Bu küçük bir ayrıntıdır. Ama güzel bir ayrıntı. Evet. Birçok insan da şu anda öğrendi bence bunu. Tabii tabii. Bilenler var ya da farkında olmadan ya bak ben işte... Ne kadar uzun kalsa daha iyi diyenler var. Tabii bunu, tabii onu diyen var ya da yanlış işte ben ama 3 saat sonra işte ninemden öğrenmiştim. 3 saat sonra dolaba koyuyordum ama sebebi buymuş demek ki diyenler olacaktır evet, eminim. Şimdi sütü anlattık, yoğurdu anlattık. Gelelim yoğurttan elde edilecek ürünlere. Evet, yoğurttan ne elde evet, edilir? Doğal yoğurttan. Şimdi doğal yoğurttan biz tereyağını elde edebiliriz. Yayık tereyağı dediğimiz tereyağını elde edebiliriz. Yoğurttan ayran, yayık ayranı elde edebiliriz. Ayrandan, yoğurt yayık ayranından sonra çökelek elde edebiliriz. Bizim Elazığ tabirinde çökeleğe şey derler. Ne dini ne imanı var derler. Evet. Tuz alınmıştır, yağ alınmıştır. O yüzden böyle bir tabir. Dinsiz imansız kalmış. Aynen öyle söylenir. Çökelek yine yayık yapıldıktan sonra elde edilen üründür. Bunların muadillerine geleceğiz. Bunları anlatacağız. Nedir muadilleri? İşte tereyağı satılıyor piyasada. Şimdi market ambalajlı tereyağlarının üzerinde artık vatandaşlarımız fark etmiştir. Tarım Bakanlığı bunu, Gıda Bakanlığı bunu zorunlu tuttu. Üzerinde yüzde kaç süt yağı içerdiğini belirtmek zorundalar. Evet. Şimdi süt yağı nedir diyecekler. Ya bu tereyağı işte süt yağıdır. Aslında algı değişti. Normalde tereyağı
yoğurdun yayılarak yapısındaki yağın alınması durumudur. Ama şu anda vatandaşımız sütün herhangi bir işlem görmeden özel makinelerle yağının ayrılıp, işte sütünün de ayrıldıktan sonra pastörize dönemi dediğimiz yağ ve sütü ayrıldıktan sonra sütünden... Pastörize tereyağı. Öyle oluyor. Ama ne oluyor aslında? Bu süt yağı oluyor. Süt yağı. Anlatabildim mi? Sütün yağı olmuş aslı oluyor. Aslı ayran değil mi? Aslı ayrandan, yani yoğurdu yayarak yapılması gerekendir. Şuna geleceğim. Herkes evine süt alıyor. Yoğurt yapıyor. Sadece şu hesabı yapmalarını istiyorum. Çok uygun maliyetlere aldıkları tereyağının maliyetini hesaplasınlar. Nasıl? Evet. Toplamda 1 kilogram tereyağı elde etmek istiyorsanız... Kaç kilo yoğurt? 22-23 kilogram yoğurdu yayıp, 20-22 kilogram, yani 25 kilograma da çıkıyor bu. Sütün yağ oranına göre değişiyor. 22-23 kilo yoğurttan... Yoğurttan 1 kilogram yağ alırsınız. Tereyağı yoğurdun şu anda fiyatı ortalama ne? Yani 25-30 civarı aralığında. 25 liraya satılanlar var, 30 liraya satılanlar var. 5 kiloluk yoğurt. 5 kilosu. Yani 125 liraya denk geliyor. 125 liraya 1 kilo tereyağı geliyor. Tereyağı alıyorsunuz. Bunun işte ayranını satıyorsunuz. Tabii, belki oradan dolayı maliyet biraz dengeleyebiliyorsunuz ama işte 45 liraya, 40 liraya, 35 liraya satılacak olan tereyağının ne kadar doğru bir tereyağı olduğunu kendileri analiz etsinler. Biz bir şey söylemeyelim. Olması gereken o zaman 60 lira, 70 liranın altına düşmemesi. Aynen öyle. Lazım. 70 liranın altındaki tereyağı 60-65 belki yine bir nebze doğru olma ihtimali vardır. Yüksek sirkülasyonlu bir işletmedir. Bunu belki daha uygun fiyatlara satmak istiyordur. Ama 60'ın altı, 65'in altındaki tereyağlarının fiyatlarının çok gerçekten yayık tereyağı olmadığını... Şüphe gözüyle bakmanız lazım. Yani aynen öyle. 60'ın altındaki satışlarda. Şimdi bazı müşterilerimiz var mesela, geliyor yayık tereyağına bakıyor. Tadı süt yağından farklı olduğu için ağır gelebiliyor bazı müşterilerimize. Bunu da dikkate alarak işte belki çiftlik tereyağı dediğimiz bizim doğal tereyağlarından şey yapmamız gerekir. Kullanabilmemiz gerekir. Bunun dışında yine yoğurttan sade yine yağ ediyoruz. Dediğimiz yağ var. Sade yağ nedir? Sade yağ tereyağının tavada eritildikten sonra yaklaşık 80 derecede yalnız. Evet. Daha fazla yüksek dereceye çıkmadan 80 dereceye kadar eritildikten sonra üzerindeki köpük alınıp geriye kalan kısım da sade yağdır. Bunun fiyatı 100 lira, 90-100 lira aralığında genelde oluyor bunların fiyatı. Bir de çökeleye gelelim. Şimdi şeye gelmeden, çökeleye gelmeden. Evet. Tereyağından devam ediyoruz ya. Dün mesela Ulusal'da ana haberde, herhangi yani bir kanalımızın ana haberinde gerçek bir tereyağının özellikleri konuşuluyordu. Seyrettin mi bilmiyorum sen de. Evet. Mesela diyor ki gerçek tereyağı Üstad, attığın zaman tavaya. Evet. Hani köpürmesi lazım. Tabii. Doğru mu? Doğrudur. Şimdi bu çok önemli bir şey değerli izleyenler. Ben de bunu ilk defa dün öğrendim. Yani açıkçası. Köpüren tereyağı ve köpürdükten sonra soğumaya bırakılan tereyağında bir üstte bir tabaka oluşuyor. Aynen öyle. Bunlar gerçek tereyağının ortak özellikleriymiş. Az önce anlattığım olaya geliyor. Tereyağını 80 derecede erittiğinizde, 80 dereceye kadar, çünkü daha yüksek derecelere erittiğinizde artık o yağ... hani pişmiş, aşağı su katılmaz deniyor ya, pişmiş oluyor o yağ, yemek yapılması gerekiyor artık o yağdan, kullanılması gerekiyor. Artık kullanılması tekrar lazım. Bekletirseniz problem oluşur. Bakteri yapısında, oluşur. Yapısında farklı yapılar oluşuyor. 80 dereceye kadar erittikten sonra yağın üst kısmında kalan o dediğim köpük kısmı, işte tabaka, onu alırsanız en kaliteli yağ, işte sade yağ dediğimiz yağ, en kaliteli yağ odur. Sade yağ dönüşüyor. Sade yağ deniyor, evet. En kaliteli yağ odur. Doğru olan odur. Bir de tereyağı dediğim gibi belki işte süt yağında da erittiklerinde köpük oluşabilir ya da işte köpürebilir. Bu 80 derecenin sonrasında, tabii bunu nasıl tespit ederler? Tavaya yağ koyduğunuzda yağ erimeye başladığı anda üzerinde köpük oluşması gerekir. Evet. Ama işte çiftlik yağlarında daha çok ya da işte süt yağlarında diyelim daha çok belli bir ısıya ulaştıktan sonra o köpük oluşmaya başlar. Evet. Onu da ayırt etmek tadından daha kolay ayırt edilebilir. Kokusundan, tadından. Aynen öyle. Şimdi
ne yaptık? Yoğurttan yayık yaptık. Evet. Ayran yaptık. Tereyağı elde ettik. Biz bu ayrandan bir de çökelik yapabiliyoruz. Çökeliği nasıl yapıyoruz? Yağını aldık yoğurdun, yaydık. Hı hı. İşte sulandırdık yağını alırken. Sonrasında çökeliği yaparken mutlaka kaynatmıyorsunuz ayranı. Ocağın üstüne alıyorsunuz. O ayran ısınmaya başlıyor. Katman olarak birbirinden ayrılmaya başlar. Isın işlem gördüğü anda. Eğer kaynatırsanız yapısını bozarsınız. İçerisinde kalmış olan, çok az da olsa kalmış olan o yağı da suya aktarmış olursunuz. Lezzeti de gitmiş olur. Belli bir ısıya getirdiğiniz anda, katmanlaşmayı gördüğünüz anda çökelik kısmı suyun dibine çöker, su üste çıkar. Evet. Bu anı gördüğünüz anda ocağın altını kapatmanız lazım. Nasıl farkındayız onu? Beyaz bir katman net, çünkü. Net dibini... görünür. Yok. Net su üste çıkar. O su rengini görürsünüz. Su rengini görürsünüz. Tabii tabii. Hafif bulanık bir su rengi görürsünüz. Eyvah. O anda altını kapatıyorsunuz. Ve en çok yapılan yanlışlardan birisi, şefim de dikkatle dinliyor. Evet. En çok yapılan yanlışlardan birisi şudur. Çökelikte özellikle. Katmanlaştı. Altını kapattık. Hop süzüyoruz. En çok yapılan yanlışlardan birisi budur. Ne yapmak lazım? Soğumasını beklemeniz lazım. He, soğuyup ondan sonra süzmek lazım. Az önce anlattığım o işte çökeliğin içerisinde kalan yağ, şuyu buyu sıcakken süzerseniz o yağ yine süzdüğünüz sırada suya geçer ya da süzülür gider. Dolayısıyla çökeliği soğumasını bekliyorsunuz. Soğudu, soğuduktan sonra süzerseniz daha kaliteli ve daha lezzetli bir çökelik elde etmiş olursunuz. Oluruz. Tabii. Böbrek taşı düşürmeden evet. Bire bir. Aynen öyle. Tabii. Şiş dediğimiz. Abi aynen hepimiz şifacı olmuş. Baksana Sezai şefim de yani bunlar yoğurdun suyu da hep söylerler. Ona evet. Geleceğim. Evet. Üstad ona geleceğim. Ama ben ne yaptık? Attık mı fırına? Fırında. İki tepsimizi de attık. Evet. Pişiyor. Birincisi. Kalıptan çıkardık. Üzerine bir şey yaptın mı? Yok. Ha? Serpmedim. Olmaz mı? Piştikten sonra... Ya karışma sen. Evet. Allah Allah. Şefle konuşuyorum. Evet. Piştikten sonra şunları da süsleyeceğiz. Süsleyeceğiz. Evet. Çok güzel. Bakalım nasıl olacakmış. Değil mi? İnşallah güzel babana olur. Bakalım. Çorba yapıyor şu anda. Çorbayı anlatmadık biz daha. Ne yaptık şefim? Çorbamız. Çorba dediğim gibi tereyağıyla... Kremalı. Evet. Kremalı sebze çorbası. Çok da şifalı bir çorba. Eyvallah. Sıvı yağ ve tereyağı erikten sonra iki kaşık un atın. Ve kısık bir ateşte unu kavurdun. Ondan sonra önce bir soğuk su. Soğuk su da erittikten sonra unu. Sıcak su, krema ve sütü ilave ettik. Arkasından sebzemizi zaten bezelye ile mısırımız haşlamış olduğu için onu en sona atacağız. Ondan sonra bir taşım kaynattıktan sonra çorba servise hazır olacak. Servise hazır olacak. Evet. Şimdi Mehmet kardeşimi dinlerken, şimdi aslında kullandığımız malzeme doğal ise... Evet. Bakteri yönünden mesela ısıtma şeyler bir sürü çok yöntemi var. Evet. Bunlar şefler bu anlamda eğitim de alıyorlar tabii. Aldık çok alıyorlar. Yani bu çok önemli şey. Tabii. Çünkü zararlı bir duruma doğal bir ürünü bir zararlı ürüne dönüştürmek çok basit bir şey bilinçsiz ellerde. Evet. Bunları da aldığımız önemli. Aldığımız eğitimde mesela şunu gördük. O eğitimden önce şunu yapabiliyorduk. Ben varyosunu biz yemek istiyoruz evet. Ya. Yani ben var. Fişini taktıktan sonra yemeği içine koyardık. O bir anda su ısınır, bir anda yemek ısınır. İşte o çok bakteri oluşturulmuş. Asıl olması gereken belmariyi ısıttıktan sonra yemeği de ayrı ısıtıp ondan sonra oraya koymak lazım. Yani yavaş yavaş ısınan yemekle bakteri çok oluyormuş. Çok önemli şeyler bunlar aslında biliyor musun? Evet. Şimdi bilinçsiz yemek yapıyor olabiliriz. Yani eğitim görmeden bunu bilmek mümkün değil çok tabii. Yani çok kolay değil. Bengü, belmari usulü... Biliyorum. Biliyorsun değil mi? Çikolata eritmeyi. Evet. Değil mi? Onu sormak istedim sadece. Çok da muhatap olmayalım yani. Evet. Şimdi çok güzel bir yere değindik. Destekleme gidiyorum. Evet. Özellikle mesela mikrodalga alıyoruz. Mikrodalgada bir katalog veriyorlar bize. Et, donmuş et nasıl eritilmeli? Ya da işte bir ekmek nasıl ısıtılmalı? Yemek nasıl ısıtılmalı? Evet. İşte dalga boylarına göre, derecelerine göre, sürelerine göre bize zaman veriyorlar. Bir tablo veriyorlar. Ama çok doğru. Evde birçok annemiz, teyzemiz, ablamız ya da kendimiz işte standart bir şey oluşturmuşuz. Basıyoruz onu. Mikrodalgada orada onu eriyene kadar uğraşıyoruz. İşte doğru olan aslında o tabloda yapılan bize verilen bilgiler bakteri üremesine
sebep olmadan doğru yöntemle ürünü ısıtmak, ama eritmek üstad, ya da işlem yapmak. Çoğu ev hanımı da benim gibi, aflarına sığınıyorum. Estağfurullah. Yani teknoloji özürlüyüz. Biz bir Bengü'nün çağı gibi, değil mi? Evet. Yani dijital bir çağı yaşamadık. Evet. Değil mi? Şu telefonları, kullandığımız telefonları bile kullanırken inanın çok zorlanıyoruz. Cebimde kalmış bu arada, bunu da çıkarayım. Çok zorlanıyoruz. Şimdi bir ayar yapıyoruz ısıtmak için. Evet. Yemek ısıtmak için. Bana hak veriyorsunuz. Şu anda başarınızı salladığınızdan eminim birçok evet. evde. Ve biz o ayarda hem bir şeyi ısıtıyoruz hem eritiyoruz. Eritiyoruz. Çünkü donmuş bir eti dahi sağlıklı bir şekilde halbuki eritebilmek mümkün. Evet, tabii ki. Biz mikrodalgaları, mesela teknoloji harikası mikrodalga olayı, bilinçli olarak kullandığımızdan emin değilim. Evet. Doğru. Aynen öyle. Biz mesela tıbbi aromatik bitkiler konusunda üniversitede yaptığımız çalışmalarda mikrodalga yöntemiyle tıbbi aromatik bitkilerin yağını alıyorduk. Hangi dalga boyunda kaç dakika müdahale edilmesi gerekiyor? Aşama aşama hepsini böyle aşamalarını tespit edip makaleler hazırlıyorduk, çalışmalar yapıyorduk. Bunlar öyle standart tek düzeyli olabilecek bir şey olsa bunun çalışmasını yapmazdık. Çok doğru. Biz mikrodalga kullanmayı da bilmiyoruz. Evet. Mesela bir yemek ısıtırken de tabakla koyuyoruz, üstü açık vaziyette ısıtmaya çalışıyoruz. Halbuki onun bir başka tabakla üstünün kapanması gerekiyor. Evet. Direkt o radyasyonu almaması için. Yani insana zarar vermemesi için. Onu da ben biliyorum, yani öğrendim evet. o kadarını. Genelde onu yapmaya... Et çözme olayı. Evet. Mesela eskiden hadan var o. Doğmuş bir eti direkt suyun içine bırakıp... Çok zararlı. Yani müthiş evet. bir zarar var. Evet. Onu aslında 4 derece dolabın normal bir bölümünde 48 saat bekletmek gerekiyor. Yani tavuk 24 saat, kırmızı et 48 saat bekletecek. O şekilde kendi kendine çözülecek ki kendi özelliğini kaybetmeye. Çok doğru. Ama direkt suya bandırıp çıkan zaman maalesef bize çok ama işte zararlı. Kolaylıkları var. Mikrodalga yani. Onu sağlıklı bir şekilde eritme mümkün. Evet. Öğrendiğimiz takdirde. Evet ustadım, gelelim süt ürünlerimize tekrar. Şimdi, bunlar ek bilgiler vermiş olduk. Evet, çökelikten de bahsettik. Lütfen. Şimdi bir de peynirden bahsedelim. Çok önemli oldu. Peynir iki farklı yöntemle yapılabilir. Daha doğrusu birçok farklı yöntem var da doğru olan iki yöntemden bahsedelim. Şimdi süt, bazı insanlar der ki işte sütü kaynattınız, kaynattıktan sonra 30 dereceye düşürüp mayalarsanız işte Brusella rahatsızlığı gibi durumlar söz konusu olmaz diye. Bu tarz bir deneme üretim yöntemleri vardır. Bunda verim ciddi oranda düşer. Bazen mayalanmaz hatta. Çünkü o sütün peynir mayasıyla reaksiyona girmesi gereken bakterileri sütü kaynattığınızda öldürmüş olursunuz. Onun sonrasında yapılacak işlem vardır. Süt 30-35 derece sıcaklığa kadar ısıtılır. Çiğ süt. Evet. Isıtıldıktan sonra bu süt peynir mayasıyla ya da şırdanla mayalandığında yaklaşık 3-4 saat içerisinde aynen çökelikte bahsettiğimiz üzerindeki su katmanı ve altındaki çökelik katmanı gibi altında peynir katmanı oluşur. Süt, peynir, peynir ve sudan ayrışır. Bu ayrışma aşamasından sonrasında yine soğumasını beklersiniz ki zaten 30 dereceye kadar ısıttığınız için daha hızlı soğur. Bunu süzdünüz, işte peynir süzeklerinde süzdünüz ya da özel bir mekanizmada, aparatta süzdünüz. Süzdükten sonra sağlıklı bir peynir yemek istiyorsanız, süzdüğünüz peyniri peynir süzgeciyle hiç bozmadan kendi suyunu kaynatıp peyniri kendi suyuna daldırabilirsiniz. O süzdüğünüz peyniri. Evet. Ciddi oranda peynir çekilir. Onu hissedersiniz, görürsünüz. Peynir çekildikten sonra en kaliteli ürün, hani bizim bazen müşterilerimiz gelir bize der ki ya bana öyle bir peynir ver ki yerken gıcırdasın. Şimdi o gıcırdayan peynir işte aslında kaynamış peynirdir. İşte kaynamış peynir de evet. pek hoş değil. Mesela salamura peynirlerimizi sıcak suya bıraktığımızda o da gıcırlar. Evet. Aynen öyle. Aslında bir nebze onu yapmış oluyorsunuz siz. Aynen. Bir nevi. Aynen, bir nevi %30, %40 gibi pek bir etki lastik gösterir. Lastik gibi olur ve hiç hoş da olmaz yani evet. normalde. Yani işte birçoğu bunu seviyor. Bazıları işte daha böyle kütür kütür olmasını tabii seviyor. Ki. Daha lezzetli. Kütür kütür, tuzlu. Evet. Evet. İşte bu tercihe göre değişiyor. Dolayısıyla ona göre
peyniri kendisi yapmak isteyenler için bunu söylüyoruz. Ha kendisi yapmak istemeyenler de zaten bir standart oluşturmuşlardır. Ben A peynirini seviyorum, oradan alıyorum. Ben B peynirini seviyorum, ondan alıyorum diye. Şunu da belirtmek istiyorum. Hem müşterilerimiz hem kendi ailemden bunu biliyorum. Peynir, işte ya ben peynir alıyorum ama bir süre sonra peynir daha çok yumuşamaya başlıyor. Tuzlu, salamura olmuş peynir. Müşterilerimizde de bu şikayet oluyor. Bunun sebebi aslında peynirin yağ oranından. Yağ alınmış bir peynir kolay kolay yumuşamaz. Doğru. Çünkü yumuşaması için yapısında bir etken madde yok. Yağ yok. Anlatabildim mi? Ve tuz yapısındaki suyun hepsini salmıştır. Tamamen... Tuz biraz da sertleştirmez mi? Tabii. Tuz yapısındaki suyu uzaklaştırır ama yapısındaki yağı uzaklaştıramaz. Evet. Dolayısıyla yağlı bir peynir ister istemez yumuşak olur. Ha çok yumuşamıştır. Tuzlama sırasında, salamura sırasında yeterince tuzlanmamıştır ondandır. Ama normalden biraz daha fazla yumuşuyorsa eğer bu yapısındaki yağ oranındandır. Yağlı bir peynir olmasındandır. Ne kadar yağlıdır o kadar fazla yumuşar. Ama o yumuşama standartları belli bir standarttadır. Yani elinize aldığınızda, bastırdığınızda hiçbir şekilde esneme yoksa bu peynir yağsızdır zaten. Ama az da olsa bir elinizle yokladığınızda o yumuşaklığı hissediyorsanız bu peynir yağlıdır. Ondan kaynaklı ne kadar da tuzlarsanız tuzlayın. Yapısındaki suyu uzaklaştırmıştır ama yağ duruyordur. Ondan dolayıdır. Şimdi bunun sorayım. Sebebi odur. Şifahanemde, dükkanda. Evet. Peynirler kendin mi basıyorsun? Kendim bir dönem yaptık bunu. Yalnız iş yerimizin üretim standartlarına işte hem sirkeyi kendimiz yapıyoruz. Tabii. Hem de onu o standartlara sağlayamayacağımız için güvenilir, bildiğimiz, kendi yaptırdığımız öyle diyeyim. Ben ararım, abi bana işte bu hafta 30 kilo, 40 kilo, 50 kilo taze peynir getir derim. Bana taze peynirimi getirir, kendi salamuramızı kendimiz işletmemizde kendimiz yaparız. Heh. Ha onun dışında firmaların salamura peynirlerinin de satışını yapıyoruz tabii. Evet, onlar da ayrı var ama yine kendi de güvenilir. Yaptığımız tabii yerde. Kesinlikle kendi yaptığımız şeyimiz de var. Var. Salamura peynirimiz var. Bu arada var. Sorularımız Mehmetçiğim imar evet. Etmeyelim. Tabii zamanımız da varken. Süt ürünlerine daha geçmedik. Onu bir başka programa dilersen. Olur detayları öyle de yapabiliriz. Yani bir mesela tulum peynirinin yapılışı çok farklı değil mi? Evet. Ondan sonra... İşte özleme, ayranla özlemenin farklarını da konuşacağız. Lorların farkı, bir, süt loru, ayran loru. Onları. Evet. Efendim, Gakko iyi yayınlar demiş. Program bitti, hala bir bilgi alamadık şifacıdan. Bugün galiba muhabbet var. Ya çok bilgi verdik ama evet. Ne almak istediğinize bağlı biraz da. Evet. Şimdi süt ürünleri çok önemli ve nasıl kullanacağımız... Özel bir sorusu varsa belki. Sorularınız varsa da cevaplayabiliriz. Evet. Sağlık olsun, iyi yayınlar, herkese selamlar. Bir hafta daha Harput müziğini beklerim. Ramazan kalkan. Efendim tabii inşallah Harput müziğimiz de vazgeçilmezlerimiz. Ben bu ara çok revaçta bu Harput müziğimizin, yani kürsü başımızın biraz ötelendiği konusu. Evet. Çok değerli Bezettin Sanaç, eski Harput Belediye Başkanımızın da demeçleri var bu konuda. Onu da bir gün konuk etmek istiyorum inşallah. İnşallah. Bunu ele alacağız. Ramazan Kalkan Bey'e de teşekkür ederim. Gakkum'a da. Evet. Şimdi hemen mesajlarımıza devam ediyoruz. İyi yayınlar. Mehmet Bey'in annesine geçmiş olsun diliyorum demiş. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Sağ olsunlar. Trafikte hız yapmak vahşettir. Çok doğru. Şu yüzyılda artık bundan bahsediyor olmamamız lazım demiş. Kesinlikle aynı kesinlikle fikirli. Haklısınız. Çok teşekkür ediyorum. Efendim bir başka mesajımız. Hocam hazır sütler acaba gerçek süt mü yoksa süt tozu mu demiş. Şimdi şöyle tabii firmanın kalitesinden, firmanın markanın kalitesinden değişebilir ama şöyle bir durum var. Genellikle doğal sütlerin işte pastörize edildikten sonraki kalan kısmıdır süt. İşte yağ alınmış oluyor, yarım yağlı deniyor, tam yağlı deniyor. İşte bunların sebebi budur. Genellikle yine doğal sütlerden yapılıyor. Bunu da nereden biliyoruz? İşte malum bu bölgede süt fiyatlarında ciddi bir artış oldu. Çok müşterilerimiz bize ya işte neden böyle oldu dediğinde işte bir süt firmasının Bingöl'de ciddi bir işletme tesisi kurmasından kaynaklı. İşte süt alımı yapıyor ve süt alımını sütü ciddi oranda işleyebildiği için burada neredeyse köylünün
bize verdiği süt fiyatından daha yüksek fiyatları aldığı için oraya süt akışı oldu. Dolayısıyla bizim burada süt miktarı azaldı. Azalınca talep karşılanmadı, fiyat arttı gibi bu tarz bir problem oluştu. Yani süt alımı yapıyorlar ve ciddi doğal sütlerden elde ediliyor kaliteli firmaların ürünleri. Onda sıkıntı yok. Sadece fark pastörize olması. Eyvallah. Organik sütü kaç dakika kaynatmak gerekiyor demiş. Evet. Bir de kaynadıktan sonra buzdolabında maksimum kaç gün bekletilebilir demiş. Şimdi şöyle bir tavsiyede bulunayım. Çok güzel bir yere değinmişler. Bence de. Süt bazen kendi çevremizde de bunu görüyoruz. Bir kaynar geliyor, o taşıyor, köpürüyor ya. Kapatıyorlar altını, bitti. Değil. Bu yanlış. Süt köpürmeye başladı, taşmaya başladı. Altını kısın ve minimum 3 dakika. Ben şahsım adına kendim yoğurt yaparken de, peynir yaparken de, sütü kaynatacaksam da minimum 5 dakika kaynatıyorum sütü. Sonrasında da maksimum 5-6 gün dolapta muhafaza edilebilir. Yalnız dolabın şartları da bunda çok önemli. İşte iyi bir dolapta belki 7-8 gün de kalabiliyordur. Ama normal bir dolapta 3. gün, 4. gün problem yaşayabiliyordur. Eğer sütün gününü karıştırdıysanız ya da işte ya acaba kaç gün oldu bu sütte problem var mıdır diye düşünüyorsanız küçük bir cezveye bir su bardağı kadar sütü alın, ocağa koyun, kaynasın, altını kapatın. Eğer çökeliyorsa, hani bizim Elazığ tabiriyle kesiliyorsa bu süt, bozulmuştur. Kullanılmayacak duruma gelmiştir. Ne yapın? Onu lor yapın. Bir sonraki Eyvallah. Hafta da onları anlatalım. Şimdi iki sorum var. Evet. Bu da benim şahsi sorum değerli izleyenler. Pastörize yoğurtta evet. Maya yapılır mı? Denedim. Üniversite döneminde de denemiştim. Burada da denedim. Oluyor. Yalnız bir maya, biz mesela kendi yoğurdumuzu yaparken mayalanabiliyor mu yoğurt? Mayalanabiliyor ama şöyle bir durum var. Aynı yoğurttan, şimdi ben bundan yoğurt yaptım. Şimdi o yoğurdu maya olarak diğer bir süt için kullanacağım ya. Hı. Her aşamada yapısındaki bakteri miktarı azaldığı için bir süre sonra artık puding gibi olmaya başlıyor. Denedim bunu. Üçüncü, dördüncü, beşinci mayalamadan sonra. Ama mecbur kalmasa bir defa maksimum yapılabilir. Tabii. Yapılabilir. Peki yapılabilir. Pastörize sütten yoğurt olur yoğurt mu? Olur. O da, bu da ikinci soru. O da oluyor ama pastörize sütle pastörize yoğurt ben şahsım adına bir türlü tam anlamıyla yoğurt elde edemedim mayalayarak. Ama doğal yoğurtla pastörize sütü denedim. Evet. Doğal şeyle servisimizi yapalım. Evet. Doğal sütle pastörize yoğurdu da denedim. Bunlarda problem olmuyor. Ama her ikisi pastörize olduğu zaman tam anlamıyla kıvamlı bir yoğurt elde edilmiyor. Olmuyor. Yani. Olmuyor, evet. Kıvam tutmuyor. Evet. Maya tutmuyor. Aynen öyle. Maya hocanın tutmuyor. Mayası tutmuyor. Aynen. Evet. Demiş, sorularınıza dönüyorum tekrar. Zaman çaldım tabii sorulardan biraz. Hocam, marketlerden aldığımız hazır yoğurt dolapta uzun süre bozulmadan kalıyor. Organik yoğurt çabuk bozuluyor demiş. Bunun nedeni katkı maddeleri midir demiş. Evet, evet. Kesinlikle katkı maddeleridir. Bunlardan en basiti karbonattır mesela. Eğer siz yoğurdu mayalarken yoğurdun mayasına karbonat kattıysanız o yoğurt işte 10 gün, 15 gün ekşimeden dolapta kalır. Doğru evet. mudur? Değildir. Karbonat normal sağlıklı insanların tükettiği gıda ürünü belki ama işte yoğurdun içerisine girdiği zaman çok doğru olmuyor. Yani ben mesela müşterilerime diyorum, eğer benim yoğurdum ekşiyorsa bana bunu söyleyin, ben bundan mutlu olurum. Eğer benim yoğurdum 10 gün, 15 gün dolapta kaldığında hiçbir problem olmadan, sulanmadan, mesela geliyor müşterim, diyor ki ya 3-4 gün sonra yoğurdun aşırı sulanmaya başladı. Bu da bir doğallık belirtisidir aslında. Tabii, doğru, doğru. Eğer bunlar olmuyorsa zaten bir problem vardır. Sorun yani, vardır. Evet, yani katkı maddesi vardır. Bir sorundan sorun kastımız bu. Yoksa sorun vardır. Evet. Mantığı Aynen işte öyle. Burada devreye giriyor yine. Aynen öyle. İyi yayınlar. Sahte kazanç elde eden birçok işletme maalesef patates rendesini tereyağı diye satıyor demiş. Millet de biraz ucuz diye alıyor. Çok üzücü demiş. Bir yorum yapmış. Ne yazık ki öyle. Az önce anlattıklarımız da bu. Çok fazla detaya da girmek istemiyoruz. Ortaya koyuyorlar patates püresini. Ne yazık ki öyle. Problem oluyor. Evet. O problemle çok karşılaşıyoruz. Hocam, çökelek neden ekşi oluyor? Bunu önlemek için ne yapmak gerekir demiş. Çökeleğin ekşi olmasının sebebi yoğurt, ayran yapıldıktan sonra ayranı bekletiyorlarsa eğer. Evet. Eğer ayranı bekletiyorlarsa,
yoğurdu yaydınız, yağını aldınız, ayranı 3 gün beklettiniz, ayran ekşidi, ayrandan çökelek yaptınız, çökelek de ekşi olur. Ekşi olur, doğru. Ya da yoğurt ekşidi, yoğurt ekşidikten sonra yaydınız, yağını aldınız, ayranınla çökelek yapmaya çalıştınız, yine ekşi olur çökelek. Sebebi bundan kaynaklıdır. Eğer çökelek, tatlı bir çökelek yapmak istiyorsanız ayranı ekşimeden ya da yoğurdu ekşimeden yapmanız lazım. Evet. Yapmak lazım. Evet. Mehmet Hocam demiş, öncelikle çok geçmiş olsun, acı şifalar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Benim sorum, süte limon sıkarak sütün kesilmesini sağlayarak lor yapmak sağlıklı mıdır? Başka bir yöntemi de var mıdır? Başka bir yöntemi doğal sirkedir. Yani yapılabilir. Sütü kesmek için limon atanlar var. Ya da işte sirke atanlar var. Benim yaptığım yöntem belki fazla. İşte bir yemek kaşığı limon atınca süt kesiliyor ya da ayran kesiliyor. Benim tavsiyem bir su bardağı kadar yoğurt döksünler içerisine. Sütü öyle kessinler. Bu da ilginç bir yöntem. Tabii. En doğru olan odur. Doğal yoğurtla döküp onu o şekilde keserlerse daha doğru bir lor elde etmiş olurlar. Daha sağlıklı. Bu arada Bengücüm bana böyle kalpli yol getirdi. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Bengücüm. Aynen, eline sağlık. Ellerine sağlık. Teşekkür ederiz. Harikulade. Bir kurabiyeye benziyor. Tadına bakacağım ama. Evet. Son sorum artık. Hocam yordum seni. Kusura bakma. Estağfurullah. Hayırlı yayınlar. Hocam ben yoğurdu evde mayalıyorum ama açtıktan sonra çok sulanıyor. Sulanmaması için ne yapabilirim? En başta anlattığımız konuyu yani dinlediyse eğer muhtemelen ondandır. Evet. Eğer onu denedikten sonra da bize böyle bir sonraki programda ya da bir daha sonraki programlarda yorumlarını bekliyorum izleyicimizin. %90 o sebeptendir yani. Doğru, doğru. Evet, çok teşekkür ediyorum hocam. Yavaş yavaş böyle son... Nasıl geçti program bugün? Vallahi anlayamadım. Evet. Haftanın başı diye mi? Şöyle bir tatlarına bakalım. Bakalım. Bu arada bir sorum daha olacak. Ama az önce düşündüm, şimdi unuttum. Yemeği görünce böyle. Ne aklıma geldi biliyor musun Sezai? Ne? Malatya'nın kiraz yaprağı sarması var, bilir misin? Duydum sadece ama görmedim. Evet, o aklıma geldi. Bu yoğurtlu olur o da. Benziyor, çok ince, kibrit çöpü gibi böyle biraz daha kalın. Yaprak küçük olduğu için demek o mecbur ince sarmak zorunda. Küçük olduğu için evet. Evet, şöyle bir tadına bakalım çorbamızın. Çok güzel gözüküyor. Renk cümbüş, harika tam bir. Kış çorbası yani. Evet, tam kış çorbası. Hmm. Şefim, sebze olarak tam neler vardı içerisinde? Havuç var. Havuç, patates, mısır, kabak. Mısır, bezelye. Evet. Bir şey pardon, bir de kereviz var. Hah. O yeşiller kereviz o zaman. Kereviz, tamam. Evet. Bir bıçak alabilir miyim? Ben tabii. Yani. Rica etsen bir bıçak alabilir miyim? Böyle hepsini bir anda oraya derler. Hepsini bir anda ağzıma sokamayacağıma göre Bengü. Değil mi? Evet, şöyle tadlarına bakıyoruz sarmamızın da. Bana işaret geliyor efendim, kapat diye artık. Hmm. Çok güzel, ellerine sağlık. Bir daha yedim. Çok güzel bir yemek. Şefim, çok lezzetli ve çok sağlıklı. Aynı zamanda da çok hafif bir yemek. İşte bu pazı yaprağını bulabildikten sonra gerisi kolay artık. Aynen. Pazı. Biraz sıkıntı. Aynen. Sırf pazıda. Sırf orada. Evet. Efendim, biz Aylan Süren'in sonuna geldik. Bengücüm, çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Harikaydı. Bugün bizi kırmadan geldin. Ve çok da güzel bir tadına bakmadı. Aman evet. Allah'ım. Kalbe kıyamadım. Kalbine. Hmm. Harikulade. Afiyet olsun. Değil mi? Çok güzel olmuş. Ellerine çıtır sağlık. Çıtır kızım. Çok lezzetli olmuş. Afiyet eline olsun. Sağlık. Okulların açılmasını dört gözle bekliyorsun. Evet. Farkındayım. İnşallah başarılı bir şekilde geçer sezon. Ve 1 Mart itibariyle de okullarımız açılır. İnşallah. Dönüyoruz İnşallah. Mehmet Şeyh'imiz Çetinkaya kardeşime. Şifanem. İşletme sahibi. Kardeşim çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Biliyorum. Bugün üzgün bir şekilde bizi kırmayıp geldin. Sağ Allah ol. Razı olsun. Tekrar çok geçmiş olsun diliyorum anneye. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Allah bir an önce şifasını verecek inşallah. Efendim, biz de Aylan Süren'in sonuna geldik yine. Hepinize mutlu, huzurlu ve her şeyin başı sağlıklı bir hafta diliyorum. Yarın aynı saatte tekrar birlikteyiz. Biz burada olacağız. Sizleri bekliyoruz. Hoşça kalın.